Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir pergel programıyla karşınızdayız. Bu programda inşallah değerli konuğumuzla önemli bir konuyu yine gündeme taşımak istiyoruz. Ki önemli diyorum. Şimdi hocam Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Özbekir Sofuoğlu bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kitabınız Kadına Rüşvet ismiyle şu an önümde. Onun girişinde Sema Maraşlı'nın bir takdimi var. Diyor ki aile kurumu bir yangın yeri oldu. Çoğunluk bir film sahnesi gibi seyrediyor olanları. Oysa film değil, gerçek ve ateş herkesin çok yakınında. Yangın her an birilerini tutuşturuyor ve gittikçe büyüyor. Yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızdan da sorumlu olduğumuzu hatırlatan Ebubekir Sofuoğlu'na bu kıymetli çalışması için teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Rabbim tesirini halk etsin diyor. Kitabın konusu ne? Ki programımızın konusu da o. Aileye, dolayısıyla kadına, dolayısıyla neslimize yönelik tehditleri, ki son zamanlarda kasıtlı tehditleri konuşacağız. Ki bunun içerisinde işte cinsiyet eşitliği vesaire hepsi var. Şimdi hocam yangın yeri diyor ki özetliyor aslında konuyu. Aile bir yangın yeri. İşte boşanmalar, huzursuzluklar, kavgalar, öte taraftan işte batılı projeler vesaire. Şimdi şöyle geniş bir giriş yapalım istiyorum. Yalnız unutmadan programımızın başında değerli izleyiciler, sosyal medyada da bir tag açtık. İnancıma göre diye bir etiketimiz var. O etiketin altına da bir soru yazdık ki programda da arada bir hatırlatacağız o soruyu. Avrupa Birliği ülkeleri içinde onlar arasında kadına şiddette ilk sırada yer alan, yani en fazla kadına şiddetin olduğu birinci ülke hangisidir diye soruyoruz. Bu soruyu o Twitter adresimizin altına yazarsanız cevabını 10 kişiye, yani bilenler içinden 10 kişiye hocamızın bu kitabını inşallah hediye edeceğiz. Kadına Rüşvet ismiyle 10 kişiye arada bir o soruyu tekrar edeceğim. Evet, şimdi aile yangın yeri genel bir başlıkla başlayayım. Sözü size bırakayım. Arada bir inşallah döneceğim. Buyurun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Konu çok önemli bir konu. Bütün insanlığı ilgilendiriyor. Yani tehlikeye dikkat çekip izleyicinin dikkatini daha fazla üzerimize toplamak için bunu söylüyor değilim. Bütün insanlığı ilgilendiriyor bu tehlike. Bu ailenin yıkılması üzerine yapılan projeler, bunlar insanlığı birçok açıdan kıskaca almış durumdalar. İlaç sektöründeki kanserojen etki yapan süreçleri az çok duymuşuzdur. Kozmetik sektöründeki etkileri duymuşuzdur. Bitkilerin bozulması, bitki ilaçları, bitkilerin genleriyle oynanması, meyvelerin, sebzelerin bu bağlamda efendim insanların psikolojisinin bozulması, özellikle korku filmleriyle. Korku filmleri sebepsiz değil. Durduk yerde kendinize stres satın alıyorsunuz. Filmlerin belki izleyenlere ders veren yönleri olabilir. Ama korku filminin izleyenlere ders veren hiçbir yönü yok. Neden? Çünkü bir hayatta karşılığı yok bunun, gerçek hayatta. Ben bir sefer denk gelmişti, bir korku filmi izlemiştim. Adamın şöyle boğazından bir el çıkıyor. Dünyanın hiçbir tarihi evresinde ve yerinde böyle bir yaratık olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Hani ben bu filmi, boğazından el çıkan bir filmi izleyeyim de bundan etkileneyim diye dünyanın hiçbir döneminde, hiçbir yerinde böyle bir şey olmadı. Bundan sonra da Allahu alem olmayacak. Buna mümasil tehlikeli sahnelerin sergilendiği korku filmleri, insanların filmler seyredildikten sonra geceleri uyuyamamaları, kapıları açık yatmaları, anneleri babalarıyla aynı odada yatmaya çalışmaları, efendim korkuya kapılmaları, geceleyin anneleri babaların yanlarına gelmeleri, bunlar küçük etkileri. Büyük etkisi ne? İntihar.
intiharlara sürüklüyor korku filmleri. Efendim, akıl hastalıklarına sebebiyet veriyor ki batıda en fazla öne çıkan kurumlardan bir tanesi tımarhaneler ve intiharlar. Şimdi bunlar üzerinden az önce insanlığın hayatını tehdit eden, bütün insanlığın hayatını tehdit eden bir yönü var demiştik, sıralamıştık. İşte bunlardan bir tanesi insanların psikolojisini bozan korku filmleri ve bunun devamında intiharların gerçekleştirilmesi. İntiharlar, lafın gelişi söylemiyorum. Bu kitap çalışmasını yaparken istifade ettiğim bazı kaynaklar vardı. Burada Mücahit Gültekin Hoca'nın kitabını kesinlikle bahsetmemiz gerekir. Kesinlikle izleyiciler bulsunlar, lütfen okusunlar. Ve Sema Maraşlı Hoca'nın da kitabını okusunlar. Muhteşem bilgiler var. Onlardan da istifade etmiştim. 2000 yılına ait bir intihar raporuna denk gelmiştim. 2000 yılına ait rakamı hatırlamaya çalışıyorum. Kafamda rakamlar uçuşuyor. 2000 yılına ait okuduğum raporda bir yıl içerisinde bütün dünyada intiharla ölüm sayısı 815 bin miktarındaydı. Bunlar tamamlanmış intiharlar. Teşebbüs halinde kurtarılan intiharlar ayrı. Bunlar 1 milyonu geçiyor. 815 bin tamamlanmış intihar 2000 yılında. 2019'dayız. Bu sayı fazlasıyla artmıştır. 2000 yılındaki intihar sayısı bile konvansiyonel silahlarla bir yılda bütün dünyada ölen insan sayısının çok üstünde. Dünyayı bir kan yerine, işte efendim bir insanların öldürüldüğü, adeta uç bir ifade olacak, mezbahaya çevirdiler. Efendim, dünyanın her bölgesinde savaşlar bu şekilde çıkartılıyor. Terör örgütleri, Boko Haram olsun, Şebap olsun, El-Kaide olsun, DAEŞ olsun. DAEŞ'in artık gözümüzün önüne gelmiştir nasıl kurulduğu. Amerika'nın 45. şimdi mevcut başkanı Donald Trump kendisi ağzıyla söylemişti. DAEŞ'i Clinton'lar, Obama'lar kurdu diye söylemişti. Bu Amerika'nın başkanının söylediği bilgi olduğu için seçimden önce söylemişti. Bu resmi bilgidir aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kendi ifadesi, DAEŞ'i Obama'lar, Clinton'lar kurdu diye. Bu tür paravan terör örgütleriyle ve çıkarttıkları savaşlarla insanları sürekli öldürüyorlar. Yani insanlık tehdit altında. Çıkarttıkları savaşlar, lanet tayin söylemiyorum. Twitter hesabımda paylaştım. İzleyiciler o kitaba ve kitabın sayfasına ulaşabilirler. Fransız ihtilalini patlatanlar da bunlardı. Siyonist bankerler ve Mason bankerler Fransa'da aynı anda, bir anda Fransa'daki bütün gıda stoklarını satın alıyorlar. Fransa'da muazzam kıtlıklar oluşuyor. Zaten sıkıntı içerisinde olan Fransa'ya bu hareket yetiyor. Fransa ihtilalini patlatıyorlar. Merak edenler sayfasına bakabilirler. Louis Marchalco'nun Dünyanın Gerçek Hakimleri adlı kitabı vardı ki bu kitap yasaklandı bütün dünyada. Efendim, daha sonra tabii ki tekrar yayılma imkanı buldu, bizim elimize kadar geçti. Şimdi burada konvansiyonel silahlarla, işte terör örgütlerinin elindeki silahlarla insanların öldürdüklerinden çok daha fazla intiharlarla öldürdüklerini söylemiştik. Her yolla bunu yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresi 205. ya da 206. ayette onlar diyor nesilleri ve ekini ve nesli yok ediyorlar. Evet. Kur'an-ı Kerim boşuna uyarmıyor. Boşuna uyarmıyor. Yani o ayet orada laf olsun diye durmuyor. Bütün dünya tehdit altında. Nereden biliyorum? Dünyanın birçok bölgesine efendim 25-26 ülkeye gittim. Efendim, birçok ülkede özellikle şimdi konuşacağımız aile bağlamında bozuklukların son 30-40 yıl içerisinde gerçekleştiğini gördüm, duydum. Yani onların farklı ülkelerde de aslında öncesinde çok geleneğe bağlı bir aile yapısı var. Tabii ki. Yani sadece Türkiye'de yeni başlamadı bu bozulma. Onlarda da önce bir gelenek vardı. Tabii. Fransa'sından işte Avrupa'nın diğer ülkelerine kadar. Evet. Kırım'da çalıştım bir yıl. Ukrayna toprağıydı. Şimdi Rus işgali altında. Sovyetler Birliği coğrafyasıydı o. Ahlaki yapı Sovyetler Birliği'nden arta kalan cumhuriyetlerde son derece bozuldu. Örnek bizde hızla bozulmaya gittiği gibi efendim. Bir yıl kaldım orada.
Müteaddit defalar bu söyleniyordu. Deniyordu ki bizim ailemiz böyle değildi. Biz böyle değildik. Biz de arkadaşlarla şöyle bir değerlendirme yapıyorduk. Diyorduk ki ya bunların aileleri zaten eskiden beri bozuktu da şimdi bu kadar bozuk olduklarını gizlemek için bize bunu söylüyorlar diyorduk. Yani inanamıyorduk ailelerin eskiden düzgün bir aile olduğuna. Ama Sovyetler Birliği coğrafyasının değişik ülkelerinde, Moldova'sında, Özbekistan'ında, Azerbaycan'da, değişik ülkelerde hep aynısını söylüyorlardı. Sadece bana değil, birçok arkadaşıma. Yani dünyanın her bölgesinde aynı şekilde yalan dile getirilemez. Mutlaka biri farklı bir şey söyler. Söz birliği etmişçesine aynı ifade kullanılmaz. 1989'dan Perestroika ve Glasnost'tan Mihail Gorbaçov'un başlattığı yeniden yapılanma, reform. Bu çabalardan sonra efendim Sovyetler Birliği coğrafyasında ailenin bozulduğunu bize ısrarla söylüyorlardı. 1989 öncesinde böyle değildi. Biz babamızdan izinsiz dışarı çıkmazdık. Hele kadınlar bunu söylüyor. Biz babamızdan izinsiz, yani eve geç gelmezdik mesela diyor. Bunu Ruslar mı söylüyor? Yani evet. Rus kadınlar söylüyor. Ruslar, Moldovalılar, Özbekistan'da yaşayanlar, Azerbaycan'da yaşayanlar, efendim Sovyet coğrafyasında benim gittiğim efendim ülkelerdeki insanlar. Ben bizzat kulaklarımla şahidim. Yani özür dilerim, şuraya mı gelmek istiyoruz? Yani doğru mu anladım? Yani Avrupa veya diğer ülkeler ailelerine sahip çıkmadıkları için bu hale geldiler. Tabii ki. Ve bu ihtimal bizim için de var. Yani evet. Bir kısmını tükettik zaten. Bir kısmı oldu. Evet. Bu ihtimalin bir kısmı gerçekleşti Türkiye'de. Yani bizim İslam dinine mensup oluşumuz diyorsunuz ki bunu yani şey yapmayacak. Yani kurtarmayacak. Yani böyle bir mensubiyetimiz. Ne yazık ki şöyle İslam dinindeki inançları zayıflatıyorlar. Kim? Naçizane bundan sonraki kitap çalışmam naçizane. Allah faydasını halk eder inşallah. Misyoner ilahiyatçılar olacak. İlahiyatçı arkadaşları tenzih ederim bu anlamda. Düzgün olanlarını. Çok düzgün insanlar var. Eline su dökemeyeceğim insanlar var. Hatta ararım sıkıştığımda fetva aldığım arkadaşlarım var. Misyoner ilahiyatçılara karşılık bu ilahiyatçılar sigorta vazifesi görür. Bunu söylemiş olayım. Ama bu misyoner ilahiyatçılar hadisi abartıyorsunuz. Hadis öyle değil. Sizin dediğiniz gibi değil. Biz sadece hadisle uğraşacaklarını zannettik. Ayetle de uğraşmaya başladılar. Nasıl? Ayet yalan. Bu ayet doğru değil diyemiyorlar. Allah burada yanlış söylemiş diyemiyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Dikkat edin. Diyorlar ki bunun manası böyle değil. Buradan nereye geleceğim? Aileyi nasıl etkiliyor? O yüzden buraya girmiş oldum. İşte inşallah ele alacağım kitapta bu mevzular olacak. Bitti kitap. Yani 1-2 aya kadar sanırım teslim ederim. Ayet yalan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçi bunu diyen de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan ayeti aldı, manasını değiştirdi diyen de var. Halbuki ayetlerle bu tersi sabittir. Onun bir kelimesini değiştirse biz şah damarından onu yakalardık diyor ayeti kerime. Bu ayet de bu sefer yanlış konuma düşüyor. O şahsın iddiası üzerine. Bunu söyleyen var mı? Bir tanesi çok meşhur, isim söylemeyeyim müsaadenizle. Evet. Twitter hesabımda paylaştım, videosu var. Şöyle diyorlar. Bunun manası bu değil. Sizin bu konuda okumuşluğunuz var, özür dilerim. Benden daha iyi biliyorsunuzdur. Muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var. Muhkem ayetlerin manası açıktır. Müteşabih ayetlerin manası ulema, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe, ulema hükümler çıkartarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar giden örneklerden hükümler çıkararak manasını yakalamaya çalışırlar. Müteşabih ayetler. Ama muhkem ayetlerle ilgili mana açıktır. Mesela bu ne? Bu kalem. Ben buna kravat dedim mi? Yani kravat dedim mi? Olmaz yani. Bu su bardağı. Buna buzdolabı dedim mi? Olmaz. Beyaza benziyor diye. Bu kadar açık manaları var. Bakın kimi misyoner ilahiyatçılar ne diyor biliyor musunuz? Mesela Meryem suresi 29 ve 30. ayetlerde İsa aleyhisselam beşikteyken konuştu diye bir ayet var. Bir tane profesör ilahiyatçı Twitter hesabımda paylaştım. İyice aşağılarda bulabilirler. Kendi sesinden videosu var. Diyor ki bu diyor ağzı süt kokuyor. Dünkü çocuk manasına gelir diyor. Yani ben buna
kalem değil de kravat demiş oluyorum yani. Şimdi ben o tweet'i atınca profesör olmayan, mesela profesörlük de değil zaten, sağ olsun takipçilerden bir tanesi bir yorum yaptı. Dönüp ondan öğrense iyi olurdu herhalde. Ya bu nasıl bir şey diyor. Yani İsa Aleyhisselam beşikteyken konuştu demek, İsa Aleyhisselam beşikteyken konuştu demektir yani diyor. Ya aynen öyle. Yani bu müteşabih değildir. Açık, hükmü açık, şey manası açık zaten. Anlaşılır gibi değil. Yani aklınızı nereye çevirseniz kafanız karışıyor. Başka mesela bu sefer Bolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir tane talebe bana söyledi bunu. Şok oldum. Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'i geçerken deniz açıldı. Açılma yokmuş. O aslında Medcezir'miş. Subhanallah. Tövbe estağfurullah. Yani Cenab-ı Hak haşa sümme haşa Musa Aleyhisselam'ı kurtarırken kurtarmak için denizi kendisinin açtığını zannediyor. Kendisi açmamış, Cenab-ı Hak yanılgı içerisinde. Bu ilahiyatçıya söyleyelim de düzeltsin Cenab-ı Hakk'ı. Şaşırdım, böyle mi söyledi dedim. Evet dedi. Allah-u Teala haşa kendisinin açtığını zannediyor. Bolu'daki hoca işi çözmüş. Evet. Başka bir tanesi, bu Fil suresinde var ya, ebabil kuşları taş atıyor. O taş değilmiş onlar, çiçek hastalığıymış. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, kimi misyoner ilahiyatçılar hadisi, kimi misyoner ilahiyatçılar ayetleri tartışmaya açınca, İslami konulardaki insanların Allah'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesajına uyamayacağım korkusu gidiyor bu sefer. O İslam'ı buradan çiğniyor, diğeri şuradan çiğniyor, öbürü beri taraftan çiğniyor. Aileyle ilgili hükümler de akim kalıyor bu sefer. Yok ya, siz abartıyorsunuz, baksana hocalar söylüyor. O kadar da mecbur değilmiş, Allah zorluk göstermemiş filan diye hükümler çıkartılmaya başlanıyor artık. Yani işte erkekler kadınlar üzerinde kaimdirler ayeti, ya işte öyle değilmiş filan mı? Yani tabii. Bir yerde aileyle ilgili ayetler artık topluma farklı mı geliyor diyorsun? Tabii ki. Şimdi hani şu manaya gelmiyor deniyor ya, artık manalar uçuşuyor. Adam oradan tren makinistliği manası çıkartıyor yani. Evet. Niye ağzı süt kokuyor manası çıkartmak böyle bir şeydir. Şimdi bizim dediniz ya, İslami bir gelenekte olmamız bu konuda bizi koruyamıyor mu şeklindeki, İslami hükümlere sadık kalırsak tabii ki korur ama İslami hükümlere sadık kalma geleneğimizde bu misyon ilahiyatçılar bozuyor. Komple bir saldırı altındayız. İnsanlık da komple bir saldırı altında. Hristiyanlık da böyle bir saldırı altındaydı. Nasıl? Hristiyanlığı da bunlar bozdu. Aziz Paulus bir Yahudiydi. Peşinden Ortodoksluğu kopartanlar iki tane filozof. Bunlar da mesajda, İsa'nın mesajında bu mana yok. Aslında biz kiliseye has bırakmamalıyız bu manaları. Bakın dikkat edin. Herkes açıp İncil'in mesajını okuyabilir. Neyi hatırlatıyor bize? Aç Kur'an-ı Kerim'i, manasını ver. Aynısını onlara da yaptılar. Koskocaman bir kütle koptu Hristiyanlıktan, Ortodoksluk. Peşinden Martin Luther koskocaman Protestanlığı kopardı. Martin Luther felsefe profesörüydü ve ona gizli Yahudi diyorlardı. Ve Martin Luther'in ilk yaptığı işlerden bir tanesi Yahudileri seçilmiş kavim ilan etmekti. Katolikler böyle demiyordu halbuki. Peygamber katili kavim. Biz buna inanmıyoruz ama şöyle diyorlardı. Allah'ı öldüren kavim. Onlara göre Allah'ın oğlu İsa Aleyhisselam ya. Bunlar Allah'ın katili kavim diye söylüyorlardı. Ama içlerinden Protestanlık çıktı. Hristiyan Siyonistler deniyor ya bunlar. Evangelik. Evangelistler. Evet. Amerika'daki versiyonla Evangelistler, Protestanların. İngiltere'deki versiyonla Püritenler. Bunlar Katolikler içerisinden muazzam bir kütleyi kopardılar. Yahudilere olan antipatiyi, Yahudilere olan sempatiye, itaate dönüştürdüler. Şimdi Hristiyanlığı bu şekilde perişan hale getirdiler. Şimdi aynısını başta FETÖ bu hale getirecekti. Allah'a şükür bu beladan inşallah şimdilik kurtulduk. Ama bu misyonerliği açılar bu tehlikeyi devam ettiriyor. Bunun bugünkü konumuza mesela ilişkin kısmı aileyi sürdürme, aileye sadık kalma konusundaki ayetler, hadisler herkesin ağzında ayrı bir manalar içermeye başladı. Herkes farklı mana veriyor. Çünkü bu cesareti verdiler insanlara. Aç oku, zaten Kur'an-ı Kerim demiyor mu bu çok açık indirildi filan diye.
manası çok açık. İşte efendim bunu rahatlıkla kendiniz anlayabilirsiniz şeklinde. Ben bunu söyleyen birisine şunu söyledim. O zaman sen niye kitap yazıyorsun? Sen niye kitap yazıyorsun? Ben açıp okuyacağım. Kitap yazma. Bir. İki. Bir kelime konferans, sohbet, seminer verme. Verme. Ben okuyup anlayacağım. Efendim. Şimdi İslam'ı bunlar bozuyor. Ya. Diğer taraftan nesli bozuyorlar. Ve biz bu şekilde aile diğer kurumlarda olduğu gibi. Hani az önce bir sürü şeyler sıraladık. Devletlerin ulusal, uluslararası sınırları. Efendim toplumların kendi içerisindeki barışı, huzuru, bunların hepsini çatışma altına itiyorlar. Bu bağlamda aile de çatışmadan nasibini alıyor. Burada tehlikeli kavramlar olarak özgürlüğü kullanıyorlar. Niye tehlikeli kavram diyorum? Özgürlük tehlikeli bir şey mi? Tabii ki değil, asla. Ama özgürlüğü batılı kullanıyorsa işte burada düşünmek lazım. Amerika Saddam sonrası Irak'a özgürlük getirmişti. 2 milyon insan öldü. Somali'ye, Afganistan'a özgürlük getirmişti. Yani Osmanlı'nın yıkılışı da o özgürlük, hürriyet kelimesi. Tabii. Evet. Şeyde 31 Mart isyanında 3 slogan kullanılmıştı. Hürriyet, eşitlik, kardeşlik. Hürriyet, müsavat, uhuvvet. Bunlar yani herkese şey geliyor ama yani böyle sanki biz hepimiz hürriyet istemiyor muyuz? Tabii. Ya bunlar çok güzel kavramlar. Fakat kullanan sadık değil. Evet. Hürriyet, müsavat, uhuvvet. Yani hürriyet, eşitlik, kardeşlik 1908'de biz bunları kullandık. Aslında 1789 Fransız İhtilali'nin sloganlarıydı. Evet. Bunları da onlar üretti. Fransız İhtilali'ni patlattıklarında biz düzeni yıkacağız, yüz binlerce insanı katledeceğiz, hepsini kılıçtan geçireceğiz demezler tabii. Aptallar mı bunlar? Özgürlük getireceğiz, eşitlik olacak. 1789'dan 1830-48'lere kadar İşçi ihtilallerini patlattılar. Milyonlarca insan hayatını kaybetti bu ihtilallerde. Nerede özgürlük? Arap Baharı diyorlar ya. Hiçbir zaman Arap Baharı demedim. Arap Baharı değil çünkü. Bunları da patlatanlar onlar. Efendim özgürlük mü geldi? Yüz binlerce insan. Hala devam ediyor. Bu dünya tarihi boyunca da durmadı. Şimdi bunu şöyle formüle ediyorlar. Evet. 1000 devlet... 500 milyonluk nüfus. Ben bunu bir yerde söyledim. Benle dalga geçti bir tanesi. 1000 devlet. Hocam az söylediniz ya. Sadece İstanbul'dan 10 tane devlet çıkar dedi. Dalga geçti. Dedim ki şu an dünyada kaç devlet var? Konuyu değiştirdi. Bir dakika dedim. Kaç devlet var dedim. Tekrar değiştirmeye çalıştı. Ben 5 diyeyim siz 10 anlayın. Kez değiştirmeye çalıştı. Müsaade etmedim. Bakın dedim, hangi konu istiyorsanız not alalım, yazalım, onu konuşacağız. Dünyadaki devlet sayısına itiraz ettiniz, bana sayıyı söyleyin dedim. Söyleyemedim. Bir daha dedim, bu şekilde bilmediğiniz konuları konuşmayın lütfen dedim. Bana da kendinize de topluma da vakit kaybettiriyorsunuz dedim. 196 ve 206 arasında tartışmalı rakamlardan bahsediliyor. 196-206, ikisi de doğru olsa 1000 tanenin 5'te 1'ine ulaştılar. 1989'dan bugüne 40 tane devlet ürettiler. 1989'dan bugüne. Efendim. Ve bu süreç devam ediyor. Bakın Libya'yı tekrar ele aldılar. Sudan'ı 2011'de ikiye böldüler. Yine yetmedi. Darbe yaptırdılar. Efendim. Bitmeyecek bu. Bitmedi çünkü. Yani 1000 devlet, 500 milyon nüfus. Yani buradaki amaç daha bir kontrol mü? Yani amaçları ne? Yani amaç şu. Bu Rothschild'lerin, Rockefeller'in planından bahsediyorsun. Evet. Evet. Amaç şu. Dünyayı kendi egemenliklerine almak. Efendim. 500 milyon bütün dünyadaki nüfus olacak. Öldürecekler insanları. Ve öldürüyorlar zaten. Az önce sıraladık. Konvansiyonel silahlarla, obeziteyle, GDO'lu gıdalarla, kozmetik ürünlerle, ilaçlarla, hastalık çeşitleriyle, laboratuvar ürünü ürettikleri mikroplarla. Ve nesli tahrip ederek. Nesli tahrip ederek, aileyi, şimdi onu konuşacağız. Aileyi bitirerek, doğumları önleyerek, doğum kontrol yöntemleriyle. Doğum kontrol yöntemi kansız bir soykırımdır. Bunlarla bu süreci yürütüyorlar. Bunu 500 milyona indirecekler. 150 milyon kendileri olacak. Niye? Onlar şöyle söylüyor. En az 6 çocuk ve üzeri.
Onların planı. Tabii kendileri için. Kendileri. En az 6 çocuk ve üzeri. Onlar 150 milyona çıkacak. Dünya nüfusunu 350'ye indirecekler. Çünkü dünyada onlara hizmet etmek için 350 milyon köle kalacak. Bunlar bazı kaynaklarda var. Yani bu onların tabii planı değil mi? Tabii. Yani çok belki absürt gibi gözükse de şu an diyorsunuz ki bir aşamaya gelinmiş. Yani çok 30, ciddi sonuç alıyorlar. 30 yılda 40 devlet kurduklarına göre diyorsunuz ki hızlı çalışıyorlar. Tabii. İnşallah planlar tutmaz yani. Öyle İnşallah. Şimdi işin aile kısmına gelirsek ailenin parçalanması veya ailenin bir şekilde özellikle de geleneğe bağlı. Şimdi geleneği de tartışalım hocam. Şimdi gelenekte sorunlu olan alanlar yok mu? Hani geleneğin sorunlu kısımları yok muydu? İster bizim toplum için olsun, ister diğer toplumlar için. Yani bir yerde gelenekte de konuşulacak kısımlar var. Eleştirilecek belki kısımlar vardı ama evet, evet. Şimdi geleneğin yıkılması dine yönelik saldırıdan daha mı kolay oldu? Yani toplumlar daha mı kolay geleneği terk ettiler? Yani aile oradan mı yara aldı ilk başta? Şimdi şu örnekleri öne çıkartıyorlar. Aileyi gelin biz sizin ailenizi yıkacağız tabii ki demiyorlar. Efendim kadına şiddeti önleyeceğiz. Kadına şiddet tabii ki olmasın. Ne münasebet. Hiç kimseye şiddet olmasın. Kadına şiddet sıralarken münferit örnekleri çıkartıyorlar. Eşine kaba davranan insanları efendim ya da kız kardeşine, ablasına kaba davranan insanları örnek gösteriyorlar. Bunları bazen kitle iletişim araçları ellerinde olduğu için bunları bazen birer hafta arayla tekrar servis ediyorlar. Ya toplumda var olan vakaları tekrar servis ediyorlar. Her defasında birkaç kez yeni hadise vuku bulmuş gibi. Eğer kadına şiddet hadiseleri tarihin bütün dönemlerinde aynı bu şekilde gerçekleşmiş olsaydı kadın nüfusu erkek nüfusunun 1/5 olması gerekirdi şimdiye kadar. Niye? Habire kadın öldüreceğiz. Habire kız öldüreceğiz. Nerede bunların sayısı? İstatistiklere göre çok az bir oranla da olsa kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla. Yani ifade etmek için söylüyorum. Tabii ki kabul edilir bir cümle değil. Kese kese bitiremedik biz kadınlar o zaman. Bunun böyle olması gerekir. Adli vakalara, istatistiki vakalara bakıldığında cinayetlerde kadın oranları daha az cinayetlerde. Erkek cinayet oranları daha yüksek. Neden? Şimdi bu şöyle bir doğal. Dışarıda erkek çalışıyor daha çok. Ölümlü tartışmalara, ölümlü çatışmalara, ölümlü trafik kazalarına, iş kazalarına haliyle erkekler daha fazla muhatap. Erkeklerin cinayetlerde erkek oranının yüksek olması buradan anlaşılabilir. Evet. Erkekleri öldürenler de ağırlıklı olarak erkek. Bu da tamam. Ama erkekleri öldüren kadınlara ne diyeceğiz? Modern toplum bunları servis etmiyor. Kadını öldüren erkek oldu mu bunu servis ediyor. Bir web sitesi var. Her ay şöyle bir haber yapıyor. Bu ay erkekler, mesela Mayıs ayında erkekler 119 kadını öldürdü. Şimdi bir adli vaka sonucu öldürülmüş de olabilir. Ama bunu kadına şiddet sebebine dönüştürüyor. Kadına ya da erkeğe ya da çocuğa. Şiddet, yani bir gasp sırasında, bir hırsızlık sırasında da öldürülmüş olsa bunu yine kadına şiddet sayıyor. Kadına şiddet şeklinde dönüştürüyor. Evet. Veya farklı bir sebeple de olsa. Yani cinsiyet sebepli bir katliam olarak tanımlıyor bunu. Evet. Sırf kadın olduğu için. Sırf kadın olduğu için değil, tartışıldığı için. Tabii ki bu ölüm kabul edilmez. Ama bunu da kadına şiddet vakalarının üzerine koyuyor. Peki biz o zaman şöyle mi yapmalıyız? Kadınlar erkekleri öldürdüğünde Mayıs ayında kadınlar şu kadar erkeği öldürdü. Kadınların da öldürdüğü kadınlar, erkekler var. Ne yapıyor biliyor musunuz? Çatışma kültürü oluşturuyor bu sefer. Kadın erkek çatışması oluşturuyor. Şimdi tekrar söyleyeyim. Bizim aile yaşantımızda karısına nazik davranmayan erkekler olabilir, vardır. Ama kocasına nazik davranmayan kadınlar da var. Aşağı yukarı aynı oranlarda. Şimdi bir erkek karısına kötü davranıyorsa bu gücü gelenekten almaz. Bu gücü İslam'dan almaz. Kendi kabalığından alır. Kendi saygısızlığından alır. Avrupa Birliği ülkelerinde bir sorumuzdan bir tanesi var. Türkiye'deki kadına şiddet oranlarının 6 misli fazla. 6 misli fazla. Orada İslam da yok. Onların gelenekleri bizden 30-40 yıl önce de bozuldu. Ama bu hiç de gündeme gelmiyor. Yani getirmiyorlar. 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 Yani bizden 6 misli fazla.
Niye burada kadına şiddet fazla? Şu kanunları çıkartırsak faydalı olur. Bu kanunları çıkartırsak faydalı olur. Dedikleri kanunları yıllarca önce çıkardılar. Kadına şiddet vakaları artmaya devam ediyor. Yani buradan şu sonucu çıkartmak zor mu arkadaş? Çatıdan birkaç tane kiremit kırıldı mı içeri oradan yağmur damlar. Anlarsınız ki çatıda bir delik var. Şimdi bu çok açık ve net bir şey. Şu kanunları çıkardınız, kadına şiddet vakaları artıyor batıda. Bunu görürsünüz. Bu sonuç ortaya çıkar. Fakat kimse bunu değiştirmiyor. Bunun başka bir sebebi var. Yani kadına şiddet vakalarına rağmen, yazık, kadın ölümlerine rağmen bu kanunları değiştirmiyorlar. Batıyı bahsediyoruz. Bizdekileri de konuşacağız efendim. Niye? Kadın olmadan akşam eğlence sektörü çalışmaz. Kadın olmadan reklam sektörü çalışmaz. Kadın olmadan tatil sektörü çalışmaz. Film sektörü. Turizm sektörü çalışmaz. Film sektörü çalışmaz. Akşamları dışarı çıkacaksınız. Kahve içmeye, çay içmeye. Dışarıda hiç kadın olmazsa bugünkü işletmenin önemli bir kısmı kapanır. Bunlar ne satıyor? Amerikan malları satıyor. Çıkın Taksim'e, çıkın Bağdat Caddesi'ne, çıkın en işlek yerlere, kafelerin markalarına bakın. AVM'leri. Tabii hepsi franchising sistemle çok uluslu şirketlerin temsilcileri. Eğer kadını dışarı çıkartamazlarsa bu sektörler çalışmaz. Bunlar para kazanamaz. Moda sektörü kazanamaz. Tekstil sektörü kazanamaz. Efendim. Dolayısıyla kadın ölümlerine rağmen burada vicdansızlık var işte. Görüyorsunuz kadınlar ölüyor. Siz niye bunu hala sürdürüyorsunuz? Efendim. Burada mesele kadının hakkını korumak değil. Sistemi yürütebilmek, başka bir şey daha var. Aileyi yıkmak. Aileyi yıkınca ne olur? Nesiller devam etmez. Nesiller hayatiyetini sürdürmez. Yeni yeni çocuklar, artan nüfuslar olmaz. Dolayısıyla doğum kontrolüne kansız soykırım dedik ya, nasıl? Savaşlarda öldürmek için cepheye süreceği askerine karşılık karşısında asker oluşmasını önlemiş oluyor daha doğmadan. Daha annesinin karnında bunu önlemiş oluyor. Bunun içinde meşrulaştırdığı bir örnek var, kürtaj. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Kürtajı ne diyor? Bir feminist kadın derneği de, ben bunu Twitter hesabımda paylaştım. 3 numaralı videoda, affedersiniz, 6 numaralı görüntü. O kanlı görüntüyü vermeyebilirsiniz. Çok acı bir görüntü. Kısa bir verelim. Az bir süre. Efendim. Kürtaj için ne diyor biliyor musunuz? kadın bedenini kullanma hakkı. Bakın. Kadın bedenini kullanma hakkı. Ne yapabilirsiniz? Kürtaj yaptırabilirsiniz. Kürtaj ne? Bebek katlidir. Kürtaj bebek katlidir. Efendim. Evet. Diğer görüntüyü videoyu verelim. Kanlı mi? Görüntü yok. Kanlı görüntü değil. O 6 numaralı resmi tam verelim. Orada da görünür efendim. Burada resmi, hani böyle kanlı görüntüyü değil. O belki uygun olmayabilir efendim. Daha sonra videoyu verelim tabii ki. Hatta şimdi videoyu verelim de ondan sonra bu daha iyi anlaşılır efendim. Bakın burada dursun biraz. Kadın bedenini kontrol hakkı kürtaj diyor. İzleyiciler bunu unutmasın. Kürtaj neymiş bir görelim. Yandakiler kürtaj yapılan çocuğun bedeninin parçaları ne yazık ki. Kürtaj bu. Kadının bedenini kontrol hakkına kürtaj ismini veriyor. Evet. Bunu, böyle süslü kelimelerle de böyle sanki bir senin böyle bir hakkın var. Tabii. Kendi bedenini kontrol et filan. Evet. Bunu kim yapıyor? İnsanı yaşatma üzerine Hipokrat yemini eden Türk Tabipler Birliği. Seminer veriyor. Bunu yaymak için. Tabii meşrulaştırıyor. Seminer veriyor. Şöyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz diye. Bunun derslerini veriyor. Şuradaki de Feminist Gündem adlı kadın kuruluşu bu seminere gidin diye davette bulunuyor. Bakın filanca salonda 18.30'da başlayacak. Kadın bedenini kontrol hakkı kürtaj. Neymiş bu kürtaj? Bunun videosunu bir verelim. İzleyiciler daha iyi görsün. Bakalım bu kürtaj neymiş? Evet. With you. Welcome. Thank you, Chairman and members of the committee. I only have 5 minutes, so I'm going to get right to it. Second trimester D&E abortions performed between roughly 14 and 24 weeks of gestation. Your patient today is 17 years old. She's 22 weeks pregnant.
Her baby is the length of your hand plus a couple of inches. And she's been feeling her baby kick for the last several weeks, but she's asleep on an operating room table. You walk into that operating room scrubbed and gowned, and after removing laminaria, you introduce a suction catheter into the uterus. This is a 14 French suction catheter. If she were 12 weeks pregnant or less, basically the width of your hand or smaller, you could basically do the entire procedure with this. But babies this big don't fit through catheters this size. After suctioning the amniotic fluid out from around the baby, you introduce an instrument called a Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's made of stainless steel. The business end of this clamp is about 2.5 inches long and a half inch wide. There are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. A D&E procedure is a blind abortion, so picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Reach in again, pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you. And use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, the heart and lungs. Head in the baby that size is about the size of a large plum. Can't see it, but you pretty good idea you've got it if you've got your instrument around something and your fingers are spread about as far as they go. You know you did it right if you crush down on the instrument and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Then you could pull out skull pieces. And you have a day like I had a lot of times, sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations, you just successfully performed a second trimester D&E abortion. You just affirmed her right to choose. Şimdi hani kan dondurucu ifadeler, insanın belki kolay kolay kaldıramayacağı şeyler. Buyurun. Bunu kim yapıyor Türkiye'de? Hipokrat yemini etmiş, insanı yaşatmak üzere yemin etmiş Türk Tabipler Birliği bunun seminerlerini verdiriyor. Yani böyle yapın diyor. Yani buna... Kürtaj kadın bedenini kullanma hakkıymış. Bakın kadına şiddet söylemini sürdürenler bunlar. Bir tanesi de feminist gündemde gidin kürtaj yaptırın şeklinde seminerler verdiriyor. Kürtaj bildiğiniz bebeği katletmektir. Biz İstiklal Harbi'nde efendim işgalciler hamile kadınların karınları süngülerle deşilerek çocukları öldürülürdü diye bilirdik. Şu an 2019'u yaşıyoruz. Aynısı yaşanıyor. Evet anne ölmüyor. Ama bebeği o aletle parçalaya parçalaya anne karnından alıyorlar. Bu neymiş? Anne bedenini kullanma hakkı. Anne bedenini kullanacak kadının diye bebek... Kadının bedenini kullanma hakkı. Evet, kadının bedenini. Anne demiyor, doğru. Kadın kendi bedenini, şimdi makul geliyor değil mi? Kendi bedenini kullanma hakkına tabii sahip. Hayır, orada boşluklar var. Nasıl? Evlenmiş misin? Evlenmişsin. Bu bir taahhüttür. Evleneceğiz, yuvamız olacak, çocuklarımız olacak. Sen eşine söz vermişsin. Sen satın aldın bir şey. Efendim, ben bunu ödemiyorum diyebilir misin satın aldığın bir şeyi? Ya da bir sözleşme yaptın, ben vazgeçiyorum diyebilir misin? Tazminatı var vazgeçersen. Şu kadar lira para ödemek zorunda kalırsın. Bir evlilik yapmışsınız, hamilelik gerçekleşmiş, ben bedenimi kullanıyorum, hamileliği sonlandırıyorum. Böyle bir şey var mı? Hukuken de mümkün değil. Söz vermişsiniz çünkü. Eşiniz olan beyefendiye söz vermişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu feminist gündem denilen organizasyon ve bu yapılar bunu nasıl tavsiye edebilirler? Bir hukuksuzluktur bu. Cinayet yani. Açık ifadeyle. Yani bunu tek başına karar vermeleri bir hukuksuzluktur. Haktan öte. Çünkü verilen sözden cayma hakkına kimse sahip değildir. Taahhütte bulunulmuştur. İmzalı mühürlü mü olsun bundan sonra? Ayrıca bir cinayet. Şimdi bakın bu ne kadar vahşi bir şey biliyor musunuz? Şöyle. Anne kadın bedenini kullanma hakkı diye bunun meşrulaştırıldığını ve bunun seminerlerinin verildiğini bu ne demek biliyor musunuz? Bunun yollarının öğretildiğini, bunun yolunu öğretiyorlar. Vicdanlarda biraz sızı varsa vicdanları katı hale getiriyorlar. Kadın bedenini kullanma hakkı diyerek. Peki o zaman bu mantıkta gidersek, kadın bedenini kullanma hakkı mantığında gidersek, o zaman şu mantıkta doğru. Anne karnında katledilmeyen bu bebek doğuyor. Bir aylık, iki aylık, üç, beş devam ederken kadın bakıyor çocuk vaktini alıyor. Gece uykusundan uyandırıyor mesela.
Tatile çıkacak çıkamıyor. Gezmeye gidecek gidemiyor. Arkadaşlarıyla oturmaya dolaşmaya çıkamıyor. O zaman nasıl kadın bedenini kullanma hakkı diye bir hak ona verilmişse, vaktini kullanma hakkı kendisine verilir. Çocuğunu öldürür o zaman. Yani bunun uçuk bir tarafı var mı? Anne karnında canlıyken öldürdüğü çocuğu, anne karnından çıkmışken canlı olarak öldürmenin arasında hiçbir fark yok. Bu kendi bedenini kullanmak için öldürüyor. Öbür türlü vaktini kullanmak için öldürüyor. Ne değişiyor? Bu vahşeti görebiliyor musunuz? Afrika'nın balta girmemiş ormanları falan filan diye aşağılarlar. Hayır. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Dünyanın kürtajın yaygın olduğu yerlerde. Bunu modern denilen insanlar yapıyor. İnnel insane zalûmen cehûlâ diyor Cenab-ı Hak. Hani belhum edal, hayvandan da aşağı diye tanımlamalar yapılır ya. Bir bebeği bir insan nasıl öldürür? Buyurun, yollarını anlatıyorlar. Kim bunlar? Feminist gündem. Ne diyor? Kadına şiddet. Sen bebeğe şiddet gösteriyorsun ya. Mesele ne? Neslin oluşmaması. Ha, ona da bir de süslü süslü cümleler kullanmışlar. Mesela toplumsal cinsiyet eşitliği filan diye böyle. Evet. Efendim. az önce konuştuk ya, eşitlik, özgürlük, hürriyet falan evet. filan. Bu kavramlardan batılılar kullanıyorsa korkun. Batılılardan alanlar kullanıyorsa da korkun. Efendim. Niye? Çünkü dürüst değiller. Şimdi Türkiye'de yaygın bir şekilde çok kullanılıyor toplumsal cinsiyet eşitliği. Şimdi oraya gelmeden hocam, bu kadına şiddetle, şimdi kadının siz az önce ifade ettiniz, dışarıya çıkarılması onların hayatta kalması için önemli. Yani kadına şiddeti bir yerde sanki bizim böyle İslam ülkelerinde veya işte aileye bağlı olan ülkelerde yaygınmış gibi gösterip kadını sokağa çekmekle, yani bir anlamda kadına şiddet olgusu üzerinden para kazanmayı mı amaçlıyorlar? Şimdi yani orayı bir bağlayabilirsek, hani kadının dışarıya çekilmesiyle kadına şiddet arasındaki alakayı soruyorum. Şimdi kesinlikle. Burada şunu da açalım. Kadın dışarıya çıkamaz diye bir şey yok. Tabii o şey, kadın manası. Dışarıya çıkar. Evet. Siz nereden çıkartıyorsunuz bunu? Benim eşim dışarı çıkar. Ya dışarıya çıkması derken sektörel manada, hani kullanma tabii, amaçlı. Tabii. Tabii ama bunlar bunu böyle söylüyor. Siz kadını dört duvar arasında hapsedersiniz. Bunları nereden uyduruyorsunuz? Bunları nereden uyduruyorsunuz? Tabii ki eşinin haberi olmasında hiçbir mahsur yok. Eşinin haberi olması lazım tabii ki. Efendim. Koca da dışarı çıkarken karısına söylüyor. Ne var yani? Hayat arkadaşlığı bu. Karşılıklı birbirlerine söylüyorlar. Burada sorun var. Burada sorun var. Niye söylesin? Niye söylemesin canım? Yani bir ailenin içerisinden, bir evden dışarı çıkılıyor. Bir nezakettir. Ben filanca yere gidiyorum. Bu bir nezakettir. Efendim. Erkek izin vermiyor annesine babasına gitmesine. Vermesi lazım. Onun vermemesi doğru. Anneyi babayı ziyaret çok önemli. Efendim, o da İslam'ın istediği bir şey değil. Anne babanın hakkı Allah'ın hukukuyla eşit derecede tutulmuştur. Bir kişi bunu uygulamıyorsa İslam böyle istemiyor manasına gelmez. O uygulamıyor. Yani Müslüman bunu yapmıyor demektir. Şimdi dolayısıyla kadın dışarı çıkamaz diye bir şey söz konusu değil. Şu kadar yıllık evliyim, eşim istediği zaman istediği yere çıkar gider. Ya bunu nereden uyduruyorsunuz? Niçin uyduruyorsunuz? İstisnai olaylar olabilir. Ama kadının sokağa çıkması meselesi, kadının illa bir yerde çalışmaya başlatılması sebebiyledir. Bakın, hiç kimse şunlardan bahsetmiyor. Bu adilce değil. İşe girdi diyelim. İş yerine giderken toplu taşım araçlarındaki tacizler. Eskiden bahsedilirdi, şimdi hiç bahsedilmiyor. Çünkü bunun önü kesilir. Toplu taşım araçlarındaki tacizler. Kasıtlı kasıtsız, yanlışlıkla oluyormuş gibi yapılan tacizler, iş yerinde tacizler, patronun tacizleri, bunlardan hiç kimse bahsetmiyor. Bunlar ısrarla, kasıtlı olarak gündeme getirilmiyor. Tabii ki, o zaman sistemi yürütemezler. Peki evdeki taciz filan konuşuyorsun, toplu taşım araçlarında, sokaklarda, iş yerlerinde
pazar yerlerindeki tacizleri niye gündeme getirmiyorsun? Bunu birçok kadın biliyordur. Şimdi o kadınlara soruyorum. Televizyonlarda görüyor musunuz? Göremezsiniz. Bunu servis etmezler. Başka? Şimdi bakın. Bir hoca bunu örnek vermişti. Çok güzel bir örnek. Ben örneği derinleştireyim. Eşi kendisinden bir çay istediğinde ne münasebet kalksın alsın dedirtiyorlar ya. Kadının hiçbir sıkıntısı yok. Eşine verir çay ya. Ne var bunda? Nereden çıktı bu? Eşim dışarıdayken beni arayacak, bana bir şey söyleyecek, şu 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 şu. Ben de tak 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 hepsi talimat alacağım, getireceğim. Çık kendin al mı diyorum yani. Dışarıdaki işlerde ben elimden geleni yapıyorum. Eşim de bana ikramda bulunuyor. Ben de kalkıp alırım. Sorun yok. Bizim peygamberimiz bunu yapmıştır. Bunda sorun yok. Bu bir çatışma alanı değil. Bunlar çatışma alanına dönüştürüyor. Yapma, etme, karşı çık diyor. Çatıştırıyor. Buradan bir yere geleceğim. Hedefleri var burada. Şimdi kocasıyla tartışıyor. Şunu yapamam. Ben yapmak zorunda değilim. Bunu yapmak zorundayım diyor ya. Ama iş yerine gittiğinde patronu iş tanımının dışında şöyle düğmeye basıyor. Çağırıyor onu. Düğmeye basıyor. Köleyi çağırır gibi. Kadın hemen üstünü başını düzeltiyor. Eşin olsa yapar mı bir düşünün. Bana şunu şunu yap diyor patron. Ama iş tanımının daha içinde değil. Yapıyor onu. Nice çalışanlar böyle yapıyor. Niye yapıyorsunuz? Kocana diklendiğin gibi o patrona diklensene. Çatışsın manasında söylemiyorum bunu. Ama modern toplum bunu söylemiyor. Diklen bakalım. Niye işini kaybeder? İşini kaybetmek ölüm gibi bir şey. Efendim? Niye sistem yürümez? Niye çatışmaların olması lazım? Niye boşanmaların olması lazım? Niye boşanmalar oldu mu evler ayrılır. Evler ayrılınca daha çok çamaşır makinesi, daha çok bulaşık makinesi, daha çok ütü, daha çok televizyon, daha çok kap, kacak, kaşık, çatal. Çünkü bir tane evde bir tane işte bu saydığım eşyalar vardır. Aileler ayrılınca iki tane ev olacak, üç tane, beş tane ev. Sistem devam edecek. Bunlar hedefledikleri karlar ama makro hedefledikleri şey nüfus artmayacak. Aile olmayacak, nüfus artmayacak. Evet. Kadına şiddette devam edeyim mi burada? Bir araya gidelim isterseniz tamam. Hocam. Aradan sonra devam edelim. Değerli izleyiciler kısa bir ara vereceğiz. Buradayız. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Pergel'de konuğumuz Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu. Hocam, neyi konuşuyoruz? Aileye yönelik tehditleri konuşuyoruz. Tabii bu konunun içerisinde gerek artan boşanmalar, gerek kadına şiddet söylemi, kadının fıtratından, yaratılışından farklı değerlendirilmesi, yorumlanması, yine cinsiyetleri eşitleme ki yine son zamanlarda ciddi bir mağduriyet olarak karşımızda duran genç evlilikler meselesi ve ömür boyu nafaka boşanan kişiye yüklenen bütün bu konular bunun içerisinde, bu konunun içerisinde. Tabii şimdi süremiz içerisinde de bilmiyorum ne kadar konuşabileceğiz ama en son kadına şiddetle ilgili manipülasyonları konuşmuştuk. Şimdi Batı bir şeyi söylüyorsa dediniz, yani kesinlikle orada durmak lazım. Yani evet. Arkasında bir bit yeni aramak lazım. Evet. Velev ki söylediği şeyler kulağa hoş gelse de, hürriyet deseler de, özgürlük, eşitlik, kardeşlik falan deseler de kesinlikle arkasında bir bit yeni aramak lazım. Ki kadınla ilgili söylemlerinde de genelde bu var. Evet. Kadının özgürlüğü var. Evet. Kadının özgürlüğü derken aslında kadına her türlü şiddet var bunun içerisinde. Yani tabii ki. Kadın özgür dediğimiz zaman bu doğal olarak bir şiddet korkunç bir tehlike onu bekliyor. Korkunç bir tehlike bekliyor. Batı bu tehlikeyi yaşıyor. Nasıl? Şimdi bakın, sokakta yürürken kadına şiddet söylemi aslında nasıl bu hale getirilecek onu anlatayım. Hocam çok çok özür dilerim. Tam lütfen. Başlarken unuttum ben. Şimdi bir de etiket açtık inancıma göre diye Twitter'da. Orada hem yorumlarınızı paylaşabilirsiniz hem de bir soru sordu. Hocam dedi ki kadına şiddette Avrupa Birliği ülkeler arasında birinci sırada olan ülke hangisidir dedi. Bu soruya doğru cevap veren izleyicilerimizden 10 kişiye de kitap hediye edeceğiz dedi. Hangi kitabı? Hocamın Kadına Rüşvet diye konumuzla alakalı olan değerli bir eser. Bunu hediye edeceğiz dedi. Çok çok özür dileyerek hocam buyurun. Estağfurullah.
Şimdi zaten kadına rüşvet, kadına şiddet sebebiyle hazırlanmış bir kitap. Kadına rüşvet, rüşvet olan şey ne? Güya özgürlüğü veriliyor. Karşılığında ne alınıyor kadından? Etrafındaki koruma duvarı ondan uzaklaştırılıyor. Nasıl oluyor? Şu şekilde. Bir şekilde çatıştırılıyor eşiyle, ağabeyiyle, erkek kardeşiyle ya da işte kocasıyla ya da babasıyla. Etrafında kanından, canından parça olan kişilerle çatıştırılıyor kadın. Bana karışamazsın. Siz geç geliyorsunuz, biz de geç geleceğiz. Biz istediğimiz saatte eve gelebiliriz. Bize karışamazsınız gibi söylemlerle güya özgürlükleri verilmeksi adına kadının şu an etrafı boşaltılıyor. Nasıl yapılıyor? Şu. Şimdi kadına şiddet vakaları yakla olduğu zaman, yani çok üzülüyorum ama bu ifadeyi kullanacağım. Oh, iyi ki olmuş der gibi hemen basına servis ediyorlar. Değişik değişik görüntülerle, değişik değişik seslendirmelerle bu vahşeti ortaya koyuyorlar. Tamam, koysunlar, burada sorun yok. Kadına ya da herhangi bir canlıya, bitkiye dahil olsa şiddet asla kabul edilemez. Fakat bu istismar ediliyor. Yazık, bir kadın öldürülmüş, bunu istismar ediyorlar. Sebep ve sonuçlarına girmiyorlar. Suçlu kadın da olsa, erkek de olsa bir vakanın sebep ve sonuçlarına girilir. Bu hadise neden gerçekleşti diye karşılıklı her iki taraf dinlenilir. Dinlenmiyorlar. Kadın her türlü mağduriyet sonucu öldürülmüştür sonucunu çıkartarak. Şimdi bir öldürme vakası, bir şiddet vakası varsa tekrar söyleyeyim, kabul edilmez. Bunu ben onayladığım, meşrulaştırmak, işte bundan dolayı oldu demek için söylemiyorum. Fakat burada sinsi bir tuzağa dikkat çekmeye çalışıyorum. Şimdi burada kadına şiddet vakası gerçekleştiğinde adeta ellerini ovuşturarak iyi ki olmuş, hadi bunu da servis edelim diye ne yapmış oluyorlar biliyor musunuz? Yarın bir aile kavgaları sırasında kocasını, babasını, erkek kardeşini ya da ağabeyini ya da oğlunu frenliyorlar bu şekilde yaparak. O erkekler, kadının etrafındaki erkek koruma duvarı bir kavga sırasında kadının kendisine şiddetli bağırmasını, kadının kendisine şiddetli karşı koymasını ve kendisinin zihnindeki oluşan siniri düşünerek kendisinden korkuyor. Ben de şiddet uygulayacağım diye geri duruyor. İşte bunu yapıyorlar. Geri duracak, geri duracak. Ya ben de mi öldüreceğim? Allah korusun korkusuyla. Kim öldürür yakınını ya? Kim öldürür yani? Erkeklerin hepsi cani bu anlayışa göre. Bu erkekler, kadının etrafındaki erkekler korka korka geri duruyorlar. En son ne olacak biliyor musunuz? Şunu söyleyecek bu erkekler. Lanet olsun diyecekler ve kadın yalnız kalacak. İşte kadına tehlike ondan sonra gelecek. Nasıl? Şu şekilde, sokakta yürürken bir kadına, bir erkeğin yanında bir kadına değil ya kahve içer miyiz, yemek yer miyiz teklifinde bulunmak, başka bir erkek kafasını kaldırıp bakamaz. Bir, korku sebebiyle bakamaz. İki, nezaket sebebiyle bakamaz. O kadın koruma altındadır. Ama yalnız kalan kadın, taciz dahil, kahve içelim mi, yemek yiyelim mi dahil, bunun devamı kısa süreli ilişkilere gider. O kısa süreli ilişkiler bitti mi, o kadın o erkek tarafından gönderilir. Batı'da ve Sovyet bloku ülkelerinde artık böyle. Örneklerini söyleyeceğim. Kadın bu şekilde erkeklerin saldırılarına açık hale gelir. Erkek, şimdi bakın, yalnız kadına teklifte bulunur. Bir erkeğin yanındaki kadına teklifte bulunmaz. İşte modern toplum erkeği o yüzden uzaklaştırmak istiyor. O kadını saldırıya açık hale getirecek. Kadına şiddet vakalarını servis ede ede o erkekleri korkutuyorlar. Erkek dediğim gibi az sonra, bir süre sonra lanet olsun ya diye kadını bırakacak. Kadın yalnız kalacak. Yanında erkek olmayacak. İyi, erkek arkadaşı olur. O erkek arkadaşı onunla birkaç gün ya da bir iki aylığına birlikte olacak. Neden? Çünkü serbest kalan bir sürü kadın var. Öbür kadına devam edecek. Diğer kadına devam edecek. Diğer kadına devam edecek. Batı ülkelerinde kadının hiçbir değeri kalmadı. Neden? Aşağı yukarı bütün kadınların alternatifi var. Bir erkek kolaylıkla kadına ulaşıyor artık. Kolaylıkla, niye? Filanca kadın etrafındaki erkek koruma duvarından arındırıldı. Kadının kendisi tarafından.
Ağabeyi, erkek kardeşi, kocası, mocası kadını yalnız bıraktı. Kadın çünkü onları bıktırdı. O kadın yalnız, şu kadın yalnız. Artık bütün erkeklerin önünde yüzlerce alternatifler var. Ki sosyal medyada buna imkan oluşturuyor. Tabii ki. Benim şimdi bir yıl yaşadığım yerler var. Haftalarca, aylarca kaldığım yerler var. Gözlerimle gördüm. Erkeğin gözünün önünde kadın alternatifi o kadar çok fazla ki. Kadın yalnız kalmayayım korkusuyla, kadın tabii ki kendisini hafife alacak bir canlı, bir insan değil tabii ki. Bir süre direniyor, tekliflere direniyor bir süre. Bakıyor hep yalnız kalıyor. Bir süre sonra kendilerine yapılan tekliflere de razı oluyor. Niye? Benim de bir hayatımda birisi olsun, bir erkek olsun filan. Zannediyor ki o erkek onunla uzun süre devam edecek. Etmiyor, bırakıyor. Efendim, şimdi modern toplumun istediği de bu. Az önce söyledik, sistemi çalıştırması için sokaklarda kadının dolaşması değil, çıkıp yerleşmesi lazım. Hangi kadınlar çıkacak? Birisinin kız kardeşi, birisinin annesi, birisinin ablası. Bunlar çıkmıyor. Erkekler etrafında koruma duvarı. Ne yapacağız? Bu koruma duvarını biz yıkacağız. Bir erkek başka bir kadının yanındaki erkeği uzaklaştırabilir mi? Mümkün değil. Cinayet çıkar. Ne yapıyor şimdi modern toplum? Diyor ki yanındaki erkeği uzaklaştır. Kadının kendisine yapıyorlar. Şimdi kadına özgürlük adına işte bu rüşvet veriliyor. Bu rüşvet veriliyor ve kadın yalnızlaştırılıyor. Kadın yapayalnız kalacak. Bunu ne yazık ki modern toplum ısrarla teklif ediyor. Bakın evliliklerde bir tartışma olması durumunda ne deniyor biliyor musunuz? Sıralanıyor. Şunları yapabilirsin. Polisi ara, jandarmayı ara, savcıyı ara. Efendim, mahallendeki kolluk kuvvetleri kim varsa onu ara. Mahkemeye başvur. Hiçbir tanesi, şimdi bizim hukukumuzda şey geldi. Ara buluculuk kurumu. Avukatlar sıfatlarını yeni bir sıfat daha eklediler. Bunların gerekli süreçleri tamamladıktan sonra ara bulucu diye. Biliyor musunuz? Boşanma sürecindeki ilişkilerde ara buluculuk yasak. Yasak yani. Evet. Şimdi mahkemeye girerken hakim diyor ki size, iki tarafa, ara bulucuya gidin diyor. Bir alacak verecek bir mali bir durum varsa tabii ara bulucuya gidin diyor. Ama boşanmada? Boşanmada yasak. İstanbul Sözleşmesi'nin 48. maddesi. Ara bulucu yasak. Neden yasak? Boşansınlar diye mi? Tabii ki. Şimdi bir adli vaka olsun, bu hadise bitsin. Şimdi bana Erzurum'da bir delikanlı örnek vermişti. 60 yaşında bir teyzeyi kandırmışlar. Kocasıyla, ya 60 yaşında kaç yıl birlikte yaşamış ya. Şiddet görse kadının bir tarafının sakat kalması, ya bir şekilde bir şey olması lazım şiddet görmüş olsa. Efendim, 60 yaşın civarında bir kadın. İkna ediyorlar, kandırıyorlar. Şu an işte kadını kandırıyorlar diyoruz ya, kadına rüşvet. Özgürlüğü karşısında rüşvet veriliyor. Şey yapılıyor. Bir tartışma sırasında polisi arıyor kadın. Yaşlı teyze. Polis geliyor, adamı alıyor. Getiriyor içeri. Kadın bekliyor. 4-5 saat geçiyor. Aynı yeri bir daha arıyor. Ya diyor, eşimi niye göndermediniz diyor. Nasıl yani diyor. Tamam diyor, aldınız götürdünüz, şimdi gönderin diyor. Hayır diyor. Hakimi bekleyeceğiz, savcıyı bekleyeceğiz. Nasıl yani diyor. Siz diyor şikayet ettiniz diyor. Ya ben ne bileyim, korkutup geri gönderirsiniz zannettim diyor. Öyle bir şey yok diyor. Kadın diyor ki tamam, şikayetimden vazgeçtim, geri gönderin. O da yok diyor. Bakın, her müşteki şikayetinden vazgeçebilir, kadın vazgeçemez. Niye? Şöyle yapıyorlar. Oh, adli vaka oldu. Ney? Bütün şikayetlerden vazgeçme durumunda bütünüyle baştan sonra kötü niyet var. Bu kanunu getirenlerde. Erkek kadını korkutmuştur da ondan dolayı şikayetini geri alıyordur. Kadın hala zalim, kadın merhametsiz, kadın kendisi merhamete gelmez. Erkek korkuttuğu için şikayetini geri alıyor. Düşüncesinden şikayeti hakkı, ya kendi hakkı, vazgeçiyorum arkadaş diyor. Vazgeçemezsin diyor. Şikayetini geri alamazsın diyor. Mahkemeye çıkacak diyor. Ziyarete gidiyorlar. Adam diyor ki ben bu kadını boşayacağım diyor. Hayatımda ben mahkeme yüzü görmemiştim diyor. Kadın yanıyor, yakılıyor.
bana bu tavsiyeyi bulunanların Allah belasını versin. Ben bundan sonra kimle yaşayacağım diyor. Şimdi adam da haklı, kadın da haklı. Küçük bir tartışma. Polislik mi olur ya? Büyüklerini ara, arkadaşlarını ara. Gelsinler barıştırsınlar. İyi niyet olsa bu olmaz. Bizim mahalle baskısı ciddi baskıydı. Nasıl baskı? Bakın. Karısına şiddet uygulayan erkek için hem erkekler hem kadınlar dövüyormuş karısını. Lafını duymamak için ödleri patlardı. Bu ciddi bir baskıydı. Ama şimdi insanların yaşantılarını birbirlerinden ayırdılar, izole yaşantılar oldular. Mahalle baskısını hissetmiyor. Yani tırnak içinde İslamcı bir iktidarda aile politikaları feminist şeylere mi teslim oldu? Yani bu kadar mı? Bu kadar net mi yani? Şimdi az önce saydığınız yasalar, işleyen kanunlar, şunlar bunlar. Bunlar Avrupa'da değil, Türkiye'de. Ne yazık ki. Şimdi bunun, ben sanırım bu noktaya geleceği öngörülemedi. Seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya dikkat çekti. Ben bekliyorum müdahalesini ki nafaka meselelerinde müdahale edilecek. Benim tahminim öngörülemedi. İstanbul Sözleşmesi'ni biz 2011'de burada efendim İstanbul'da ne yazık ki ismi de İstanbul Sözleşmesi oldu. Kabul ettik. Bulgaristan reddetti. Hırvatistan reddetti. Hatta Macaristan toplumsal cinsiyet kavramlarını kullanmayı yasakladı. Onlar anladılar batıdaki aileyi yıktıklarını. Birçok aile, birçok ülkede batıda yıkıldıktan sonra onlar anladılar, hafif hafif tedbirler almaya çalışıyorlar. Şimdi bizde kadına şiddet meselesinde küçük bir adli vaka olursa, hani adeta inşallah olur, inşallah olur der gibi. Bakın yaşanmış bir hadise daha anlatayım. Bana bir arkadaşım anlattı. Kadın oğluyla tartışıyor. Kocasıyla değil ha. Hep koca şiddet gösterir deniyor ya. Kendi oğlu. Kapıyı çarpıp çıkıyor. Evin reisi, baba da orada. Kadın dışarı çıktı, hava alacak zannetti. Ses çıkarmadı, bekledi. Biraz sonra ararım dedi. Hemen peşinden gitmeyeyim. Bir kendine gelsin falan. Sakinleşsin. Yarım saat sonra bakıyor. Ne balkonda ne kapının önünde kadın yok. Ondan sonra telefona sarılıyor. Telefon. Telefon da açılmıyor. Kadın 1-2 gibi geliyor gece. Efendim, neredeydin diye soruyor. Kadın da diyor ki, sevgilimdeydim diyor. Ya gerçek söylüyor ya da kızdırmak için söylüyor. Tartışma başlıyor. Kadın telefonu kaldırıyor. Erkek 6 ay uzaklaştırma alıyor. Erkek diyor ki, ben bu kadını boşayacağım diyor. Küçük bir tartışma hem de oğluyla. Burada ne? Ya inşallah tartışırlar. İnşallah tartışırlar der gibi bir süreç. Ayrılıyorsun kocandan. Ne olacak? Bütün aç kurtlar sana saldıracak. Efendim. Bütün çakallar etrafında dolanacak. Seni koruyan kimse kalmayacak. Bana bir tanesi mail attı. Hocam dedi. Kız kardeşim lise talebesi. Efendim. Sahip çıkamıyoruz. Gece 11'lerde 12'lerde eve geliyor. Müdahale ediyorum. Efendim şey yapıyor. Karşı çıkıyor. Abim bana tacizde bulundu korkusuyla hiçbir şey yapamıyorum diyor. Bulundu dese onu cezaevine atacaklar. Ya çünkü onun beyanı esas. Ya. Kızın beyanı esas, bitti. Tabii. Ya kız kardeşine sahip çıkamıyor. Gece 11'de 12'de bu kız nereden gelir? Hepimiz biliyoruz. Şimdi bu kız nereden gelir deyince yıkılır ortalık. Bilmiyor muyum? Bilmiyor muyuz? Efendim? Ney? Teşvik etmek. Tahrik etmek. Yazık. Senin etrafına, senin başına çuval örülüyor. Bu modern sistem senin üzerinden, kadın üzerinden kurgulanıyor. Efendim? Yani adeta az önce söylediğimiz gibi, yani ya inşallah karı koca şöyle bir kavga eder. Küçük de olsa bir tartışır inşallah. İnşallah bir tartışır. O listeye bakın. Kadın erkek tartışmasında yapılacaklar sıralandı. Hiçbirinde aile büyüklerinize danışın, onlardan destek alın, onları arayın, yok. Hiçbirinde yok. Varsa yoksa küçük ailevi meseleyi ya da büyük ailevi meseleyi adli vakaya dönüştür. Ya burada çok açık anlaşılmıyor mu? Ailenin yıkılmasının, evet, hedeflendiği yani. Şimdi bir ara Sayın Şeref Malkoç böyle bir ifade kullandı. Biz, evet, kadını koruyalım derken aileyi
yıkmışız gibi bir ifadesi vardı. Evet, aileyi yıkan kanun çıkarmışız. Aileyi yıkan kanun çıkarmışız diye. Ben de onu Doğru Haber gazetesinde, sizin gazetesinde sanırım orada okumuştum. Evet. Yani, evet. Şimdi işin garip tarafı, yani bu tür söylemler var ama sahada pratiğe yansıması çok mu yavaş oluyor? Yoksa bilmiyorum, hani mutlaka bir geri dönüş, yani bir yanlıştan dönme olacaktır ama biraz zamana mı bırakılıyor? Yani biraz yavaş işliyor bazı şeyler. Şimdi bir de hocam, bu aileyi bozma, ifsad etme, bu boşanmaları artırma, bu kadını zayıf bırakma veya cinsiyet vesaire. Şimdi bunların arkasında bir takım finansörler var ki çok uluslu şirketler dediniz. Hatta konsolosluklara, büyükelçiliklere varıncaya kadar şirket, büyük şirketler var. Türkiye'de büyük şirketler, evet, var. Geçen işte Shell evet, böyle bir şey yapmıştı. İşte Koç gibi çok tanınmış şirket. Şimdi bunların amacı ne? Yine sizin az önce ifade ettiğiniz şey mi? Yani sömürüyü artırmak mı? Ne bu burada kastı? Şimdi bu toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde daha çok kendisini ortaya koyuyor. İzleyicilere şunu söyleyelim. Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın erkek eşitliği değildir. Şu eşitlik kelimesinden batılılar söylüyorsa ve Türkiye'deki batıcılar söylüyorsa korkun. Kirlettiler bu kelimeleri. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Bakın, iki tane cinsiyet var yeryüzünde. Kadın, erkek. Allah-u Teala da öyle diyor. Biz sizi kadın ve erkekten yarattık diyor. İşte bunlar Allah'la savaşıyor. Üçüncü cinsiyeti dayatmaya çalışıyorlar. Üçüncü cinsiyet LGBTİ denilen sapkın yapılanma. Efendim, buna biyolojik cinsiyet deniyor. Bunun karşılığında toplumsal cinsiyet ürettiler. İzleyiciler dikkatli dinlesinler. Toplumsal cinsiyet ne? Şu, biz dünyaya biyolojik cinsiyetlerimizle gelirmişiz. Evet, doğru. Fakat ondan sonraki cinsiyetlere biz karar vermemiz gerekirmiş. Bakın, kız doğmuşken hayatımızı erkek olarak sürdürme ihtimalimiz varmış bize bırakılsa. Ya da erkek doğmuşken, bize derken annemize babamıza bırakılmasa, doğan çocuğa bırakılsa, erkek doğmuşken kız olarak hayatımızı sürdürebiliriz, ameliyat oluruz falan filan. Bu da mümkünmüş. Fakat önce aile, daha sonra toplum, işte toplumsal cinsiyet o yüzden dönüyor, baskı yaparak çocuğun cinsiyet tercihini çocuğa bırakmazmışlar. Çocuk erkek doğmuşsa erkek olarak büyürmüş. Halbuki kendisine kalsa çocuk erkek doğmuşsa kız olarak büyümek isteyebilecekmiş. Ya da kız doğmuşsa erkek olarak devam etmek isteyebilecekken biz onlara baskı yapıyormuşuz. Toplumsal cinsiyet bu. Şimdi bakın, bir örnek var. Bizim ekran görüntülerimizden 4 numaralı ekran görüntüsünde onu verelim. Bunu internette görüyorsunuz. İnternette bu kitabı bulabilirsiniz. Aynı bu şekilde yazın, karşınıza çıkar. Efendim, yan tarafta da toplumsal cinsiyet ne yazıyor. 5 maddede toplumsal cinsiyeti anlatıyor. Twitter hesabında biz bunu paylaştık. Orada da görebilirsiniz. 5 maddenin hepsini okumayalım. Hepsi benim anlattığım şeyi söylüyor. Kısaca altta kırmızı çizgili yerde ne diyor biliyor musunuz? Toplumsal cinsiyet neymiş? Diyor ki orada, en önemlisi değiştirilebilir. Değiştirilebilir bir cinsiyetmiş. O ekranda dursun, bir şey daha göstereceğim. Evet. Bakın, değiştirilebilir diyor. Efendim, ya da alın onu, lütfen verin deyince bir daha verin. Neymiş toplumsal cinsiyet? Değiştirilebilir. Nasıl? Çocuk doğunca, erkek doğunca kız olarak devam etmek isteyebilir. Kız doğunca erkek olarak devam etmek isteyebilir. Hatta ne deniyor biliyor musunuz? Çocuklarımıza diyor, Nazlı ismi takarak kız olmalarına, erkek ismi takarak erkek olmalarına biz karar vermiş oluyoruz diyorlar. Çocuklarınıza isim bile takmayacakmışsınız bu teoriye göre. Çocuklar büyüyünce cinsiyetleri hakkında karar verecekler. Ondan sonra isimlerini alacaklar. Yani aile çocuğu yönlendiriyormuş. Toplum çocuğu yönlendiriyormuş. Mesela aslan oğlum demeyeceksiniz. Erkek olarak büyümesini istiyorsunuz yorumu çıkar buradan.
Ya da güzel kızım demeyeceksiniz çünkü kız olarak büyümesini istiyor olabilirsiniz. Bu yorum çıkabilir. Bunu yapamazsınız diyor. Şimdi burada nasıl bir tezgah var biliyor musunuz? Gördük, değiştirilebilir diyor cinsiyet. Ben diyorum ki ben bunu kabul etmiyorum. Tabii ki hadi diyelim kabul ettim diyelim. Tamam, ben kız doğmuş çocuğuma, erkek doğmuş çocuğuma kız ya da erkek olma şeklinde ne isimler koyacağım, ne yönlendirme yapacağım. Aslan oğlum, güzel kızım demeyeceğim. Çocuk kendisi cinsiyetine karar verecekmiş. Böyle bir saçmalık olamaz. Çocuk ne öğrenir ya? Çocuk aileden öğrenir her şeyi. Neyse, bakın sakatlığı söyleyeceğim burada. Diyelim ki ben buna efendim tamam dedim, çocuğa bıraktım. Çocuğa bırakırken bunlara diyorum ki, bunu sürdürenlere, tamam ben bırakıyorum. Çocuğa müdahale etmeyeceğim. Ama bir şartım var. Siz de müdahale etmeyeceksiniz ama. Onlar diyor ki, yoo, biz müdahale edeceğiz. Ağızlarıyla böyle söylemiyorlar. Ama işte kitap örneğini söyledim, böyle yapıyorlar. Çocuklarla etkinlik, proje mesela. Tabii. Şimdi göstereceğiz örnekleri. Bakın, az önceki görüntüyü bir daha verin. Bu İzmir'de karikatür, kenardaki o çizgi roman türü, işte çizilen ve kenarında yazılar olan şey neyse. Efendim, karikatür. Burada birkaç tane cümle var. O cümle neyin cevapları biliyor musunuz? Bu görüntü bir kitapta. Kitap İzmir'de bir özel okulda. Heh, teşekkür ederim. İzmir'de bir okulda dağıtıldı. Efendim, dağıtılan okulda sana bakın şu soru soruluyor. Hafta sonu buluşabilir miyiz? Siz kaç gerekçeyle hafta sonu buluşmayı reddedersiniz diye cevaplar üretiliyor. Dikkat edin, bu kitap 7. sınıf değil Özkan Bey. 7 yaşındaki çocuklara dağıtıldı. 7 yaşındaki çocuklara verilen cevaplardan birisi ne? O hafta sonu cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorum. 7 yaşındaki çocuğun cinsiyet değiştirmek gündeminde ne arar ya? Evet. Az önceki görüntüde şey vardı. En önemlisi değiştirilebilir kısmını da büyütebilir misiniz? Görüntüyü büyüttüğünüz gibi. Bir de onu verin lütfen, verebiliyorsanız. Şimdi ben diyorum ki ben tamam çocuğun cinsiyetini belirleyici adımlar atmayacağım ama siz de atmayacaksınız diyorum. Okullardan çocuğun gündemine giriyorlar bu sefer. Evet. En önemlisi değiştirilebilir. Görüyor musunuz? Toplumsal cinsiyetin karşılığı buymuş. Sadece bu değil. Bakın burada 5. görüntüyü verebilir miyiz? 5. görüntü. Bakın ne diyor? Masum görünen bu sözlerden sizi en çok rahatsız eden hangisi? Siz de cinsiyetçi bulduğunuz söylemleri yazarak dildeki cinsiyet eşitsizliğine karşı geliştirdiğimiz kırmızı çizgi teknolojisine katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi adam gibi kelimesi kötüymüş. Adam gibi, kadın gibi ne var? İnsanoğlu. İnsanoğlunu onlar da yatıyor. Hatta şu var, bu ekranda dursun. Ne deniyor? İş adamı demiyorlar. İş kadını demiyorlar, iş insanı. Ya var mı böyle bir şey? Bilim insanı. Bilim adamı demiyorlar, bilim kadını demiyorlar, bilim insanı. Lütfen böyle kimse yapmasın. Ya insan tanımı içerisinde insan dediğinizde kadın mı, erkek mi, çocuk mu sorusunu sormaz mıyız? Ne güzel kelimeler üretilmiş. Kadın denmiş, ne var? İş kadını de, iş adamı de. Bilim insanı, bilim kadını de. Bilim adamı, bilim kadını. Bilim adamı, bilim kadını de. Fakat ne var burada? Evet, bu görüntü güzel, bu şekilde kalsın. Ne yapıyorlar burada? Kızlık soyadı. Kız almak. Kız almak, ere varmak var. Ne var bunda? Yani bu kelimeleri kullandırtmadan mesele ne? Bir diğer cinsiyete meşruiyet alanı açmak. Adamın karşılığı var. Kadının karşılığı var. LGBT'nin karşılığı ne? Yok. Cinsiyetsizleştirilirse LGBT'yi meşrulaşacak. Bunu sadece bize yapmıyorlar. Bütün çocuklarımıza bakın. 8. görüntüyü verelim. 8. görüntüyü verelim. Bakın, British Council Turkey. Nerede yapılan çalışma? Şanlıurfa'da yapılan çalışma. Bunu unutmayın. Gelelim 9. görüntü. Evet, bu da nerede? Trabzon'da yapılan çalışma.
Efendim 12.yi verelim şimdi. Neymiş bu? Milli Eğitim Bakanlığı'nın iptal ettiği proje. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi. Şu görüntülerde ne yazıyor biliyor musunuz? En aşağıda solda mesela en altta soldaki görüntü. Evet. Ne yazıyor? Erkekler renkli ve çiçekli giyebilir. Bu şekilleri kim çiziyor? Küçücük yavrular. Ben çocuğun efendim cinsiyetine karışmayacağım, tamam, ama okullara gönderiyorum. Sen okullarda çocuğun cinsiyetine müdahale ediyorsun. Burada ne var? Kadının işlerini erkek, erkeğin işlerini kadın yapabilir diyor. Bakın görüyor musunuz? Araba tamir ediyor. Ya sen nesliminden ne, bizim neslimizden ne istiyorsunuz siz? Ve 9. görüntüye gelin lütfen. Bunu kim yapıyor? British Council yazısı çıksın, küçültün yazıyı. British Council. Ya 1915'te Çanakkale Savaşı'nda kapımıza dayananlar İngilizler değil miydi? Bugün bu projeyi niye yapıyorlar? Bizim iyiliğimize mi yapıyorlar? Bizi işgale gelenler. Şimdi 13. görüntüyü verelim. 13. görüntü. Bakın ne yazıyor? Wedding day, düğün günü. Dikkat edin, gelin ve damat ikisi de kız. İkisi de kız. Bir erkek çocuğuna pembe renkli bir şey verseniz almaz. Kız çocuğuna erkeği andıran bir şey verseniz almaz. Daha bu yaşlardan kızların ve erkeklerin, çocukların cinsiyetlerini değiştirme yönlü teşebbüs. AVM'lerde satılıyor. Evet. Oyuncak diye satılıyor. Evet, oyuncak diye küçücük çocuklara. Çocuklar yarın bu erkek kıyafeti, bu kız kıyafeti diye direnmeyecek. Bir de 11. görüntüyü verelim. Biraz büyütün. Bakın ney bu? Gelin. Nasıl gelin? Erkek gelin. Bu da oyuncak. Bu da oyuncak. Ve çocuklara yönelik bir oyuncak. Efendim? Yani bunun kabul edilir bir tarafı olabilir mi ya? Yani bu neslimizi tehdit altında tutuyor bunlar. Hani az önce söyledik ya, anne baba toplum çocuğa müdahale etmeyecekmiş. Çocuk kız büyüyecekse kız büyüyecek, erkek büyüyecekse erkek büyüyecek, buna kendisi karar verecekmiş. Tamam, iyi, peki diyoruz ama onlar rahat bırakmıyor ki çocuklarımızı. Toplumsal cinsiyet eşitliği denilen şey aslında üçüncü cinsiyeti dayatmaktır. Öyle kadın erkek eşitliği değil. Bu gösterdiğimiz görüntülerinden bir tanesinde kadın erkek eşitliği var mı? Ama herkes kadın erkek eşitliği zannediyor, vehmediyor. Bülteni gösterdik. Bülteni gösterdik. En önemlisi değiştirilebilir diyor. Ne yazık ki. Burada şöyle bir değerlendirme yapalım. Nasıl? Diyelim cinsiyet değiştirmeyi makul karşılayalım. Ama bakın Özkan Bey, sonuçta erkekler kadın olacak mı? Olacak. Kadınlar erkek olacak mı? Tamam, yine aynı cinsiyet. Ne değişti? Bütün erkekler kadın, bütün kadınlar erkek oldu mu? Yine kadın, yine erkek olacak. Ama değiştirilen cinsiyetler çocuk doğuramaz. Hedef bu. Kansız soykırım işte. Ve biz bunu kadın erkek eşitliği zannediyoruz. Az önce bültende gösterdik. Ya lütfen tekrar 4'ü verir misiniz bir daha? Burada kendileri yazıyor. Bunu Türkiye'de sürdüren gruptur bunlar. Efendim, toplumsal cinsiyet eşitliği ne? Bakın, en önemlisi değiştirilebilir diyor şurada. Değiştirilebilir bir şey olarak tanımlanıyor. Biz kendimiz okumadığımız için bunu kadın erkek eşitliği vehmediyoruz. Buradan bir saldırı var. Hani şey evlilikler var ya, çocuk evlilikler diyor. Oradan da bir saldırı var. Genç yaşta evlilikler. Evet. Onlar erken evlilik diyor. Çocuk evlilik diyor. Evet. Bakın burada nasıl bir tehlike var biliyor musunuz? Şimdi 18 yaş altı evliliklere yasak diyorlar. Bakın şöyle bir kanunu uygulayabilir misiniz? Hasta olmayacaksın. Yasaktır. Böyle bir şey olabilir mi? Vücudum zayıf düşerse hasta olurum. Efendim, büyümeyeceksin mesela diye 3 yaşındaki bir çocuğa bundan sonra büyümeyeceksin, yasak. Bunu sürdürebilir miyiz? Ya da şöyle bir kanun olabilir mi? Bundan sonra uyumayacaksın. Ya buna fizyoloji karar verir. Kaç saat uyumasan bile artık gözlerin açık bile vücudun gider. Açık bile olsa.
Buna fizyoloji karar verir. Evlilik de böyle bir şeydir. Buna fizyoloji karar verir. Ve psikoloji yani karar verir. Yani yaratılış değil mi? Fıtrat karar verir. Tabii. Vücudun yaratılışından gelen özelliği. Tabii ki. Uykuya psikoloji, fizyoloji karar verir. Çökersiniz artık yani. Mesela su içmeyeceksin diye bir kanun çıkartılabilir mi? Fizyoloji buna karar verir ya. Ne zaman su içecekseniz vücut sizi uyarır. Evlilik de böyle bir şeydir. İslam da bunu nasıl getirmiş? Akil ve baliğ olmak. Yani art niyetliler ne diyor? Sadece biz baliğ olmak diyoruz zannediyor. Buluğa ermek değil. Bir de akil olmak. Çocuk 20 yaşındadır ama akil değildir. Evlenme ehliyeti buna verilmez. Akil ve baliğ olmak. Fizyoloji bunu ister. Siz buna engel olamazsınız. Ama ne yapıyor? Modern toplum buna engel oluyor. Niye engel olmuyor? Cinsel ilişkiyi teşvik ediyor ama. Bir numaralı görüntüyü, önce iki numaralı görüntüyü verelim. Cinsel ilişkiyi, küçük yaşta cinsel ilişkiyi teşvik ediyorlar. Bakın, biraz büyütebilir misiniz? Orada ne yazıyor? Şimdi 18 yaş altında bir evlilik olduğunda, bu evliliği şikayet etmeyen suçludur. Tamam mı? Suçlu. Dolayısıyla doğuma gittiklerinde doktorlar korktukları için yukarı kaldırın, orada bir şey var. Biraz yukarı daha çekin. Orada bir şey yazıyor. Efendim, flört şiddeti. Evet, burada durun. Ne diyor? Flört 13-23 yaş aralığındaymış. Değil mi? Dikkat edin şimdi. Flörtte cinsel ilişki var mı? Var. Birazdan yok diyecekler. Onları da göstereceğim. Efendim, sen şimdi flört şiddeti ilişkin güvenli mi sorusunu nasıl sorabiliyorsun? Cinsel ilişki var bunun içinde. Senin bunu polise şikayet etmen gerekir. Ben 13 yaşındaki birisine evliliğin güvenli mi sorusunu sorabiliyor muyum? Mor Çatı yapıyor bunu. Mor Çatı denilen güya kadın haklarını yürüten bir dernek. Ben evliliğin güvenli mi sorusunu bırakın 13'ü 17 yaşındaki bir kişiye sorabiliyor muyum? Suçtur, soramam. Ama sen 13 yaşındaki birisine efendim flörtün güvenli mi sorusunu soramazsın. Ama soruyorsun sen. Cinsel ilişki var. Yok diyecekler. Şimdi bunun sayfasında ben Twitter hesabımda linkini verdim. Makalesi var. Bakın makalesinde ne diyor? Bir numaralı görüntüyü verelim şimdi. Verirken evet. Okuyun şuradan. Evet, bu böyle şekilde durun. Burada durun. Bakın ne diyor? Bu Mor Çatı'nın sitesinde var. Cinsel birliktelik sırasında, öncesinde veya sonrasında sana karşı küçümseyici ve kaba bir tutum sergilemesi cinsel şiddetmiş. Doğum kontrol yöntemlerini kullanmaması veya senin kullanmana izin vermemesi cinsel şiddet örnekleridir. Kaç yaşındaki çocuk? 13 yaşındaki çocuk. Bu çocuk evlense cezaevine attırıyorsun. Ama cinsel ilişkiyle ilgili tavsiyelerde bulunuyorsun. Ey izleyiciler, çocuklarınızı buralardan uzak tutun. Bakın cinsel ilişkiye teşvik ediyorlar. Buralara kimler gidiyor? Kızlar, erkekler gidiyor. Bunlar bu türlü makalelerle cinsel ilişkiyi teşvik ediyor mu, etmiyor mu? Buyurun. Çocuklarımızı güvenip buraya gönderiyoruz. Kızımızı, oğlumuzu gönderiyoruz. Karşılıklı cinslerle birlikte bunları cinsel ilişkiye teşvik ediyorlar. Bu değil mi? Bu suç değil mi? 13 yaşındaki bir kişiye bu tür makaleler, bunları yayıyorlar, bunları okutturuyorlar. 13 yaşındaki bir kişiye bu makale verilir mi? Veriyorlar. Niye? Cinsel flört şiddeti şeylerinde, sitelerinde var. Başında açmışlar 13-23 yaş. Yani cinsel ilişki asla olamaz diyor mu burada? Demiyor. Yani cinsel ilişkide sana kötü muamele yapıyorsa yanlış. Cinsel ilişkiye giriyorsan sorun yok. Evlenirsen ama, ceza alırsın. Tabii. Nikah kıyarsan ceza alırsın. Ama. Tabii ki. Bakın bir şey söyleyeyim. Evet. Bunlar bu yaşlardaki çocukları cinsel ilişkiye soktular diyelim. Bakın. Düşmanlığı buradan görün işte. Bunlar cinsel ilişkiye girdiler mi? Farz-ı misal girdiler. Hadi bunlar evlensin deyin, kıyamet kopar. Hani zorla evlilik falan diyorlar ya, bak zorla değil, birbirlerini bulmuşlar, sevmişler. Evlensinler asla.
Tehlikeyi bu şekilde anlamak pekala mümkün. Evet. Ya bizim aile yapımızı bozuyorlar. Geleneklerimizi bozuyorlar. Bunların kadınla, kızla, erkekle, bunların haklarıyla bir alakası yok. Bakın 13 yaşındaki çocukları cinsel ilişkiye hangi mantıkla siz sokabilirsiniz? Evet. Şimdi ilginç bir bilgi, gerçi arada sizi soru olarak da yöneltin demiştiniz ama biz izleyicilerimiz zorlanır bu cevabı bulmakta diye sormadık. Şöyle bir soru sormuştunuz. Evlilik yaşı erkeklerde 17 yaşına, kızlarda ise 15 yaşına hangi tarihte indirildi Türkiye'de? Erkeklerde 17 yaşına indirilmiş bir tarihte. Evet. Kızlarda ise 15 yaşına indirilmiş hangi tarihte diye sormuştunuz. Şimdi öncesinde demek daha yüksek bir yaşmış ama. Tabii ki. 1938. 15 Haziran 1938 Atatürk dönemi. Atatürk daha hayattayken. Tabii. Şimdi 10 Kasım'da vefat etti biliyorsunuz. Yani o zaman kız çocukları 15 yaşında evlensin. Değiştirdiler kanunu. Demiş. Tabii canım. Demiş ama şimdi 18 yaşından küçükse ceza alıyor. Tabii. Şimdi doktor diyor ki aman benim bana bir şey olmasın, doktor doğumda şikayet ediyor. Evet. Başkası. Şimdi ortada binlerce mağdur var ve korkunç bir şey hocam ya. Bu peki gündeme de geldi, siyasetçilerin gündemine de geldi. Nasıl buna çözüm bulunmuyor? Şimdi hani tamam konuşalım, istediğimiz kadar konuşalım. Siyasetçiler bunu çözmedikten sonra bu nereye varacak? Bakın o kadar tehlikeli ki bunlara bir sefer bu kadın dernekleri denilen bu yapılar karşı çıkıyor. Ya kan yaşı ağlıyor. Mesela çocuk haczi meselesi var. Çocuklar kan yaşı ağlıyor ya. Sizde nasıl bir merhamet var ya? Şimdi çocuk haczi nasıl? Boşanmalar gerçekleşiyor. Boşuyorlar. Oh Allah'a şükür der gibi. Bu çocuğun baba ihtiyacı var. Anneye veriliyor velayet. Anne boşandığı için karşı tarafı cezalandırıyor. Haftada bir, ayda 15 günde bir görecek şeklinde bir hak veriliyor. Göstermiyor. Göstermiyor. Şimdi eski eşim bana çocuğu göstermiyor dediğinde hayır gösteriyorum kendisi gelmiyor diyor, bu sefer yalan söylüyor. Ben gösteriyorum diyor. Böyle şeyler olmasın, şiddet hadiseleri de olmasın diye çocuk haczi çıkarttılar. Baba gidiyor efendim şeyi alıyor, pedagogu alıyor. Ondan sonra pedagog sanki babasından çok merhametli, çok bir şey biliyor sanki. Efendim. Ondan sonra haciz memurunu alıyor. Onlar için bir araç tutuyor. Yeni şey çıkardılar. Adalet Vakfı'nın araçlarından alacaksınız diye bu sefer istismar başladı. Baba çocuğunu görecek. 10 liralık yere 30 lira ödeyerek gidiyor. Bekleme süresi geri 30 lira. 100 lira efendim çocuğunu görmek için. Bu adamın durumu müsait mi değil mi soran yok. Çocuğu görmeye gidiyor. Anne bir liste veriyor adama. Çocuğa şunları 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 al diye. Adam çocuğa onları alacak ama çocukla görüşeceği saat topu topu belli. Onları alayım derken almasa anne çocuğu babasına kışkırtacak. Onları alayım derken uğraşıyor, çırpınıyor. Onlar bitiyor. Görüşme saati bitiyor. Çocuğa poşetler veriliyor. Çocuk annesinin evine yollanıyor. Sonra bir sonraki hafta aynısı oluyor. Aynısını yapıyor. Ya bunu görüyorsunuz. Bu zulümdür ya. Kim yapıyor bunu? Bu kadın dernekleri. Hele nafaka meselesinde. Nafakanın düzeltilmesine ilişkin mecliste gündemde kanun var. Kadının hakkı alınamaz şeklinde. Ne hakkı ya? Nasıl bir hak? Evlenirken böyle bir sözleşme mi imzalandı? Ayrılmış, artık o onun hiçbir şeyi değil, filanca kişiye erkek para ödemek zorunda. İslam hukukunda bu 3 ay. Bu hukukta siz uydurdunuz ilelebet. Adam bir gün evli kalıyor. Bir gün evli kalıyor efendim. İlelebet ölene kadar nafaka ödüyor. Çocuksuz, çocuğu da yok. Hadi çocuğa müşterek çocukların bakımı şeklinde bir tanımlamayla para ödemek durumunda erkek değerlendirsin diyelim onu. Ama bu da ilelebet nafaka şeklinde değerlendirilemez. Sen kadın olarak haysiyetli misin? Onurlu musun? Kavga ettiğin, tartıştığın bir insanın parasına nasıl elini uzatabiliyorsun? Çocuğu için onun bir konuşması yapılabilir, o ayrı. Ama ilelebet nafaka olmaz. Bakamıyorsan söyleyeceksin o zaman. Alıyorsun ki bakacaksın. Efendim, bu nafaka meselesi süreli hale getirilecek diye yıkıyorlar ortada. Kadın haklarına engel olunamaz. Kadın hakları ellerinde. Ne hakkı ya?
Yani geniş kitleler, geniş kitleler Türkiye'de yaşayan halk, bu bahsettiğiniz derneklerin, bu ifsat derneklerini, yani bu kadınla ilgili, cinsiyetle ilgili böyle ciddi ciddi işte olumsuz, yanlış projeler üreten, bunları takip eden derneklerin yaptıklarını habersiz. Kitleler habersiz. Habersiz. Kesinlikle bunlar ifsat amaçlı. Yani şimdi erkekler düşünüyor artık, biliyor musunuz? Ben bununla evlenirsem, ayrılırsam ölene kadar buna nafaka ödeyeceğim. Evlenme. Bu sefer geç evlilik ortaya çıkıyor. Tabii. Evlenmeme ortaya çıkıyor. Amaç bu işte. Nikah ortadan kaldırma. Tabii amaç bu. Bakın bunlar Avrupa Birliği'nden proje alıyorlar. Destek, para desteği alıyor. Tabii Avrupa Birliği'nden proje alıyorlar. Az önce kürtaj meselesini gösterdik ya. Buna emin değilim. Muhtemelen proje almışlardır. Muhtemelen diyorum. Çünkü çağrıya çıkıyor Avrupa Birliği. Diyor ki şu konularda destekte bulunacağım diyor. Onlar da geliyor, biz bu konularda seminer vereceğiz, eğitim vereceğiz diye efendim proje alıyorlar ve bu projeyi yürütüyorlar. Yani aileyi yıkan Avrupa Birliği, içerideki partnerleri de bunlar. Yani nafakayı kaldırırlarsa kadın erkek çatışması birazcık daha suhulete çözülür, döner. Efendim, kadına diyor ki ne olursa ol çatış, çünkü sana ölene kadar bu adam nafaka vermek zorunda. Yan gelip yatarak nafaka alacaksın. Efendim. Sana ne, o ne yapıyorsa yapsın. Ne yapıyorsa yapsın. Hatta Yargıtay kararları içerisinde en son vicdanları yarayan şöyle bir karar çıktı. Kadın çalışıyor, erkek çalışmıyor, yine nafakaya hükmetti. Burada kadını hani korunması gereken, hukukta hani işte pozitif ayrımcılık yapılması gereken bir yani böyle hak verilmesi gereken bir sınıf olarak mı görme var? Yani biz kadın zayıftır, onu koruyoruz. Yo, değil. Evlilik gerçekleşmesin. Şimdi erkekler hep düşünüyor, evleneceğim ama diyor. Mutlaka bir tartışma olur. Ya herkes tartışır. Yani insan canından parça, çocuğuyla tartışıyor. Tartışmıyor mu yani? Çocuğuyla tartışınca çat diye ayrılıyor musunuz? Ama karı koca tartışınca çat diye ayrılıyor. Bunlar, bu dernekler. Ayrıl diyor, sakın barışma, evet. Sakın boyun eğme diyor. Ama bu kanunlar bu dernekler çıkartmadı. Sonuçta halkın seçtiği işte vekiller, orada yasama, yürütme neyse bu onlar eliyle çıktı hocam bu. Yani burada halk da bunu takip etmesi lazım, öyle değil mi? Şimdi ben az önce söyledim, bunun ben öngörülebildiğini tahmin etmiyorum. Fakat artık zararlı sonuçları görüldü. Şimdi diyorum ya, bundan dönülecek, meclis gündeminde de bu kanun var. Bundan dönünecek, şimdi bunlar yıkıyor ortalığı, dönemezsiniz diyor. Ya nasıl böyle bir şey? Ve bundan dolayı da bu kanunlardan, bu kadını korumak amaçlı değil. Az önce söylediniz ya, şey amaçlı, evlilikleri yapılamaz hale getirmek. Evet. Ben bir evlenirim, kadın beni emdiğim sütü burnumdan getirtir. Bir gün ya bu aslında saatlik evliliktir yani. Bir gün imzaya at, ayrıl, geçmiş olsun. Evlilik gerçekleşmesin bile. İmzaya at, ayrıl, bitti. Ölene kadar nafaka ödüyorsun. Var mı böyle bir şey ya? Bundan dolayı erkekler korkuyor. Ben niye evleneyim diyor. Evlenmeyince bu sefer helal olmayan yollara tabii ki başlıyor. Ya akil ve bali olmak diyoruz ya, fizyoloji bunu istiyor. Zaten istedikleri de bu. Efendim. Yani 18 yaşının altındakiler evlenemez diyor. Peki kız erkek arkadaşlık yapabilir mi? Yapabilir. Tatile çıkabilir mi? Çıkabilir. Var mı yasak? Yok. Tatilde her şey olabilir mi? Olur. Yasak var mı? Yok. Tatile çıkanlar, birbirleriyle ilişkileri olanlar, sevenler falan filan evlensin? Ha, yok. Evlilik yasak. Evlilik yasak. Şimdi kitabınızda diyorsunuz ki, lütfen bana bir şey olmaz diyerek tehlikeyi hafife almayın. Kadına Rüşvet kitabı başta da izleyicilerimize göstermiştik. Lütfen bana bir şey olmaz diyerek tehlikeyi hafife almayın. Evet, belki size bir şey olmaz. Sizi cinsiyet değiştirme ameliyatına özendiremezler ki zaten sizleri hedeflemiyorlar. Evet. Hedefledikleri kitle kimi şu an bebek olan, kimi daha doğmamış masum yavrularımızdır. Aynen. Toplumsal cinsiyet eşitliği fitnesini onların gözlerinin önünden hiç çekmeyecekler. Aynen. Yani biz nasıl olsa, ya biz bunun farkındayız, tehlikeyi görüyoruz. Biz çocuklarımıza da sahip olup böyle rahat olmayın diyorsunuz. Tabii ki. Şu an doğmamış çocuklarınız da hedefte.
bebelerinizde, hedefte, hepsini hesaplamışlar. Kesinlikle. Hepsi için bir projeleri var. Çok önemli burada bir konu. Burada bir görüntü var. Onu alalım. 7 numaralı bir görüntü. Efendim. O görüntüdeki bir tehlikeye dikkat çekelim. Bakın. Ne diyor? Türk Tabipler Birliği'nin bu da. Efendim. Seminerler veriliyor. Şu aşağıda mor olan yazılardan bir tanesinde verilen seminerlerden bir tanesi şu. Bakın. Evet. Biraz yazıyı biraz daha sağa kaydırın. O yazı çıkar. Neymiş efendim? Cinsiyet hoşnutsuzluğu sağa kaydırın. Soldaki yazı görünsün. Heh. Biraz daha. Evet. Bu şekilde büyütebilirseniz güzel olur. Evet. Tamam. O üstteki görüntülerde kalsın. Birazdan onlara ihtiyaç olacak. Söyleyince indirirsiniz. Bakın. Konferansın ismi ne Özkan Bey? Cinsiyet hoşnutsuzluğu olan ergenler ve erişkinlerin değerlendirilmesi ve ifadeye bakın. Yönlendirilmesi. Bunu Türk Tabipler Birliği yapıyor. Evet. Türk Tabipler Birliği onun konferans salonunda ve burada sponsorlardan ya da organizasyona katılanlardan bir tanesi de o. Efendim, ifade cinsiyet hoşnutsuzluğu olan ergenler. Siz kaç tane cinsiyetinden hoşlanmayan, artık yavaş yavaş artıyor ama yine çok az, kaç tane cinsiyetinden hoşlanmayan çocuk gördünüz? Ya siz nasıl bir nesilsiniz? Ne istiyorsunuz çocukların cinsiyetlerinden? Cinsiyet hoşnutsuzluğu olan, 10 sene öncesine kadar böyle bir şey yoktu. LGBTİ falan diyoruz ya, bakın biz bunları lanetlemiyoruz. Bir insan hasta doğmuş olabilir, Allah şifa versin, bu ayrı. Ya da sonradan tercihleri değişmiştir. Hiç onaylamıyorum, efendim, kötü bir şey söylemiyorum ama şunu söylüyorum. Asla onaylanacak bir şey değil. Bak nerede ne yapıyorsan yap. Ben sana bir şey söyleyemem zaten. Ama benim gözüme sokma. Benim gözüme sokuyorlar. Sorun bu. Benim çocuklarım, benim neslim tehdit altında. Ben bundan dolayı konuşuyorum. Bundan dolayı eleştiriyorum. Kendi içinde ne yapıyorsan yap. Şu konferansa bakar mısınız? Cinsiyet hoşnutsuzluğu olan ergenler ve erişkinler. Cinsiyetinden memnun olmayan kaç tane erişkin görürsünüz? Başka? Bunların değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi. Bu konferansın konusu ne olmalı biliyor musunuz? Cinsiyet hoşnutsuzluğu olan ergenler ve erişkinlerin rehabilite edilmesi olabilir. Ne yapacaksınız? Her cinsiyetinden hoşnut olmayan insana hadi ameliyat ol mu diyeceksiniz ya ne olacak? Nereye gidecek bu nesil? Ve ifadeye bakın şimdi aynı görüntüyü lütfen bir daha verin. Aynı görüntüyü verin. Ne diyor? Biraz küçültün. O yukarıdaki insan şekilleri var ya. Aşağı indirin ya da. Konferansın ismi cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri. Evet bu şekilde kalsın. Çiftleri görüyor musunuz? Erkek erkeğe, erkek kadın, kadın kadına. Allah bunları görüyor. Rabbim bunların müstahakını versin. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Burada başka bir şey daha var. 6 numaralı resmi verelim şimdi. 6 numaralı resmi. Soldakini verin. Sağdakini değil, soldakini verin. Şimdi ne diyor burada? Kadın bedenini kullanma hakkı. Efendim. Kürtaj diyor. Efendim. Evet onu gördük. Kadın bedenini kullanma hakkı. Yukarı doğru çıkartın görüntüyü. Aşağıdaki görüntüyü görelim. Aşağıdakini görelim. Efendim. Kadın bedenini kontrol hakkı. Bunu gördünüz. Gelelim tekrar 7. resme. 7. resimde ne var? Erkek erkeğe, kadın kadına, kadın erkeğe. Şimdi bunu feminist gündem bunu davet ediyor. Feminist gündem. Erkek erkeğe cinsel birliktelik seni ne ilgilendiriyor? Sen kadın derneğisin.
Seni ne ilgilendiriyor? Bir. İki. Bir dairenin dursun. Kadın kadına en sağdakini görüyorsun. Cinsel ilişki. Buradan hamilelik çıkmaz ki. Ya bunlarda tutarlılık yok. Mesele yıkmak. Hamilelik çıkar mı kadın kadına görüntüde? Erkek erkeğe de hamilelik çıkar mı? Çıkmaz. Sen neyin kürtajını bu şekilde göstererek yapıyorsun? Cinsel yönelim, cinsiyet kimlikleri. Yani şu 5 sene öncesine kadar bunlar hiç yoktu zaten. Şimdi yine az var. Kaç kişi cinsiyetinden hoşlanmıyor? Kaç kişi değiştirmek istiyor? Ya teşvik ediyorlar işte. Evet. Şimdi okullarda her ne kadar ETÇEP, yani o bahsedilen o rezil proje kaldırıldı açıklaması yapılsa da, kimi yerlerde işte bu bir takım işte kuruluşların finanse etmesiyle sanki devam edildiğine dair bilgiler de geliyor. Yani okullar kaldırıldı deniyor ama bazı kurumlarda, okul olmasa bile eğitim kurumlarında veya başka kurumlarda bu projeler devam ediyor şeklinde bilgiler de, haberler de habire çıkıyor. Ne yazık ki yazılar servis ediliyor, medyada çıkıyor bu tür yazılar. Artık bunun arkasının aranması lazım. Bunun süratle üzerine gidilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız en az 3 çocuk diyor. Bu toplumsal cinsiyet denilen bu şeyle ne 3 çocuk, hiçbir çocuk olmaz, aile de olmaz. Aile de kalmayacak. Evet, korkunç bir tehlike. Allah korusun, Allah esirgesin diyoruz ki sizin de bu konudaki gerek paylaşımlarınızı, gerekse yazdığınız eseri tavsiye ediyoruz izleyicilerimize. Gerçekten dertli insanlara ihtiyaç var bu konuda. Allah razı olsun, siz de onlardan birisiniz. Davetimize de icabet ettiniz. Çok sağ olun, kırmadınız bizi. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Başka programlarda inşallah konuk etmek isteriz hocam. Sorumuzun cevabını verelim mi? Hangi soru hocam? Kitap hediye edecektik ya. Onu da söyleyecektim. Buyurun isterseniz siz. Buyurun lütfen siz söyleyin. Sorumuz, kadına şiddette Avrupa ülkeleri arasında ilk sıradaki ülke hangisidir diye sormuştuk. Evet. Danimarka. Danimarka. Bütün yasaları çıkartan bir ülke. Niye önleyemiyorsunuz? Kadına şiddette en fazla kadına şiddetin göründüğü ülke Danimarka. Evet. Hani bize ne diyorlar? Baskı uyguluyorsunuz. Hadi tamam, Danimarka'da baskı yok. Ne baskısı ya? Ne baskısı? Danimarka'da baskı yok. Hadi bakalım. Kadına şiddet asla bitmeyecek. Tabii ki bitmesini isterim. Ama böyle bitmeyecek bu. Bitmeyecek. Çünkü kadına şiddetin önünü açıyorlar. Çünkü kadını yalnızlaştırıyorlar. Fırsat bulurlarsa bu yazıyı, bu kitabı okumaya çalışsınlar. Ben işte kitabın reklamını yapmak amaçlı da konuşmuş oluyorum. Hoşuma gitmiyor ama nasıl kadın yalnızlaşılıyor? Kadına rüşvet o. Burada görecekler onu. Korkunç bir tehlike bekliyor Türkiye'deki kadını. Batı'daki kadın o tehlikeyi yaşıyor şu an. Evet. Programın başında da aslında söylediniz. Mesela Rus kadın, Rusya'dan örnek verdiniz. Evet. Diğer Avrupa ülkelerinden hakeza. Yani onlar da aslında yakın zamana kadar normal geleneğe bağlı bir aile yapısına sahiptiler. Tabii. Ve bu projeler oralarda uygulandı. Evet. Şu anda oralarda aile diye bir şey kalmadı. Kalmadı. Ve çoluk çocuk hiçbir şey yok. Şimdi aynısı demek ki burada da olabilir diye tabii bir ki. Tehlikeden bahsettiniz. Süreci işletiyorlar. Süreci işletiyorlar. Allah muhafaza diyelim. Ne diyelim? Yani kanun çıkaranlarımıza da yönetenlerimize de Allah yani feraset, basiret versin. Başka yolu yok. Amin. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Pergel'de konuğumuz Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu hocamdı. Kendisine teşekkür ediyoruz ki gelecek bölümde farklı bir konuyu konuşmak istiyoruz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.